Önce malınızı yaktım, sonra canınızı. Şimdi ikisini birden yakacağım. Her şey bitti Şevket. Kalep! Şevket ne oldu? Kalep. Nereye? Kalep. Yemin ederim manyak. Zeynep. Hayırdır Şevket, ne oldu? Zeynep yok. Senin saçını başını yolarım. Asıl ben senin saçını başını yolarım ha. Ne işin var benim evimde? Beni bırak artık, peşimi dolanma evimin etrafında. Açıl! Ne işin var senin bu evde? Evet, ne arıyorsun? Ne arıyorsun bu evde? Arsız, yüzsüz. Hangi yüzle bu eve geliyorsun sen ha? Yüzsüz, yüzsüz. Neler oluyor? Asıl o benim yakamı bıraksın. Bak 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 bak. Gel 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 gel. Bir de cevap veriyor, şuna bak. Hem suçlu hem güçlü hırsız gibi girmiş evimize. Zeynep, gecenin bu saatinde ne işin var senin burada? Bunu bana değil Gülsüm Hanım. Fatih'e soracaksınız. Bana hakaret dolu mesajlar attı gece gece. Oh, ne de iyi yapmış. İyice için dökseydin yavrum. Fatih, doğru mu bu? Doğru baba, doğru. İçimdeki bütün öfkeyi kustum. Lan yürü git sevdatça. Ne biçim hareketler bunlar? Koskocaman insanlarsınız. Neyi paylaşamıyorsunuz? Neyi tartışıyorsunuz bir bilsem? Hayır, neyi tartışıyoruz ki yani? Ben bu kızı bu evde istemiyorum. Dokunma bana! Mukaddes,
Şu karına sahip çık. Fatih sen de. Ne çıkacağım, benim karım değil o. Atın bunu dışarı. Ben de sana çok meraklıyım. Sen şu tipe bak. Oğlum delirdiniz mi gece yarısı? Onlar da beni attırmıştı dışarı. Atın bunu. Alın bunu hadi. Hadi yürü. Dokunma bana. Bana bak Fatih Şekercizade. Seninle işim bitmedi, anladın mı? O mesajların hesabını vereceksin. Dokunma. Dokunma. Ah, Zeynep. Ya sen. Zeynep. Ya. Zeynep. İyi geceler. Ha bu kız nerede gecenin bu saatinde de? Reis babacığım. Hayırdır, siz ne yapıyorsunuz gecenin bu vakti burada? Kızım sen Zeynep'i gördün mü? Yok, hayır. Şey, Şazimant de yok. Annem de yok. Hayrola? Gecenin bu saatinde nereden böyle? Hayırlı cumalar. Ben şey... Kim o? Ha bu saatte? Kızım ya sen beni niye dışarıda bırakıyorsun? Şans için ben böyle herkesi ayakta görünce bir an... Bana bakın. Siz ne hatlar karıştırıyorsunuz gece vakti? Ha? Ne haltı be? Gözümü bir açtım dışarıdayım. Evet. Evet ya ben tuvalete kalktım. Bir kapı kapanma sesi dedim. Ne oluyor? Tövbe tövbe. Bir baktım bu. Buyur göz alıyor. Böyle gidiyor bahçeye doğru. Dedim maazallah bir şey olacak şimdi. Aldım, getirdim bir şeyler giydim tabii. Havada soğuk. Ah be Şazim. Allah sonunda seni kendime, kendimi yatağa bağlayacağım. Ya böyle çıkıyorsun gece gece. Evet, evet. Evet. Bana bak. Dışarıda Kamil yok muydu? Kamil dışarıdaydı. Oradaydı o, nöbet tutuyordu böyle canım üşümüş. Ben de dedim biz nasıl olsa bahçedeyiz, sen git uykusu falan da gelmiştir diye. Yolladım ben onu eve. Neyse ya benim çok uykum geldi. Şahsıcığım ben seni önce yatırayım sonra ben yatayım. Hadi. Neredeydin bakayım sen gece gece? Ha? Seni dışarı çıkarken gördüm. Konuş! Gecenin bir yarısı tek başına ne yapıyordun sen ya? Ay Şazmet. Ay ya bu. Ben şimdi böyle biz ayrıldık falan ya böyle küstük işte karşılıklı çirkin olaylar yaşandı falan. Ben çok daraldım ya. Çok kötüyüm ben. Hiç iyi değilim. O yüzden böyle bir çıkıp... Ay hava alayım dedim biraz. Bana söyleyecek yalan bulmaya çalışırken saçmaladığının farkındayım tatlım. Tamam be. Söyleyeceğim. Ama önce otur istersen. Bu sende şok etkisi yaratabilir. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğine söz ver. Sen önce bir dökül de. Söz ver Şazman. Of! Tamam ya söz! Telefonum bozulsun, bilgisayarım çöksün, modemim yansın, kotam bitsin diye söz ver Şazimant. Öyle deme ya, error verdim bak burada. Allah aşkına ya, sana adam gibi söz verdim. Şazimant sözü dedim, neyle yapmıyor kız? Beddua eder gibi. Cık. Tövbe tövbe.
Kızım bağırıp durma. İnsanlar uyuyor. Ha. Tamam sus. Benim hayatımda biri var. Höst. Ne diyorsun kız sen? Allah Allah. O noktaya sen ne zaman geldin ya? Hala Fatih kokuyor kız sen. Sen Fatih'in kokusunu nereden biliyorsun ya? Baby, oh baby. Burada soruları bir tek ben sorarım. Efendim? Ha, evdeyim, evdeyim. Merak etme. Vay anasını satayım arkadaş ya. Yok yok. Aşk diye bir şey yok mu hayatta ya? Zeynep, az kalsın yakalanıyorduk hayatım ya. Var ya senden sonra 40 takla attım annemden kurtulabilmek için. Neden ki? Hemen ayrıldık. Da tamam da yani şey işte yok işte bu gecenin bu saati bu kız nasıl bu eve girdi, nereden çıktı falan. Çok haklısın ya. Geceleri böyle zor oluyor da işte. Ne yapayım biliyorsun ben de yeni ayrıldım sonuçta. Yani boşanma işlemleri falan. Gündüzleri öyle rahat çıkamıyorum. Senin yanında biri mi var? Evet ya Şazimen sağ olsun kurtardı beni. Yoksa neredeyse yakalanıyordum. Zeynep ne diyorsun sen? Söyledin mi yoksa? Hayır yok canım. Yok hayır yani bir sorun yok merak etme. Şazimen beni idare eder. Ha tamam tamam kapatıyorum ben. Tamam canım, iyi geceler. Bak bir de canım diyor ya. Seni seviyorum. Ben de seni. Hele 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 ya. Kız sen ne oynak başlı çıktın eyle ya. Püh. Konu komşu görse ne diyecek? Ayy, ne oluyor ya? Gel anne biçime girdi kız. Hayat çok kısa Şazimen. Akışına bırakmak lazım. Sen de öyle yap. Çok mutlu olursun. Ey kız, kızım kız. Akışına bıraka bıraka bu kız yoldan çıktı ya kız. Ay anne ne olur içimden çık ya. Bu beden ikimize de dar. Neyse. Anne. Annemi duydum. Yok yok o Şazi'ydi. Ben yaptım. Kızlar. Annem yok. Mutfağa baktın mı? Dolaplara bile baktım. E nerede bu kadın ya? Bilmiyorum. Berberi Beyciğim. Sizi bunu ben götüreceğim derken burayı mı kastettiydiniz? Yoksa buradan başka bir yere gidecek miyiz? Kırktan kastım burasıydı sultanım. Ama başka yerlere gitmek isterseniz elbette gideriz. Gece bizim. Öyle mi? Size bir sürprizim var Ayfer Hanım. Sürpriz? Nasıl bir sürpriz? Lütfen benimle gelin. Sizler için
çok özel bir karşılaşma hazırladık. Fakat bu geceye başlamadan önce kulübümüze yeni katılan ve benim için çok özel, çok kıymetli ve çok tatlı birini sizlere takdim etmek istiyorum. Aramıza hoş geldiniz Ayfer Hanım. Hoş bulduk. Vallahi bu kulüp işi benim için sürpriz oldu. Ama olsun. Ortamdaki kan ve ter kokusu beni yeterince heyecanlandırdı. Evet, derbi sever dostlarımız sizi çok merak ediyor. Onlar için kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ayfer Hanım? Tabii. Ben Asliye Sivaslıyım. Helal olsun Yiğido. Sen de mi Sivaslısın? He. Valla, neresinde? Zara. Ya bu kadar. Neyse, ben Asliye Sivaslıyım ama İstanbul'da yaşayayım. Bekarım, iki tane kızım var, elleri yüzden öpür. Allah bağışlasın. Sağ ol canım, Allah seninkinde bağışlasın inşallah. Cem, Cem cümlemize, amin. Ben de sizler gibi bir darbe seveceğim. Darbesiz bir hayat düşünemeyim. Ayıptır söylemesi, benim de çok güzel darbe emici özelliklerim vardır. Çok hümanik bir insanım. Ama bazen hayat insanın üstüne üstüne gelir. İşte o vakit durup içimdeki azgın gergedanı dışarı salıyorum. Salıyorum ki essin, geçsin dertlerim diye. İşte bu yüzden beni seven dostlarım bana gergedan Ayfer der. Dilerim ki bundan sonra siz de bağ gergeden Ayfer deyin. Sözleriyle Suriye kabul edilir. Hoş geldin Ayfer. Hoş geldin. Evet. Tekrar aramıza hoş geldiniz Ayfer Hanım. Welcome Ayfer. Welcome to Darbeli House. Welcome Ayfer. Bu gece sizin için. Sağ ol. Şimdi gelelim bu gecenin heyecanla beklenen süper karşılaşmasına. Evet, kırmızı köşede, kırmızı köşede Malatya Pötürge'den Kung Fu Manda. Mavi köşede benim adamım. Benim adamım Trakya'nın bağrından kopup gelmiş İvan. İvan Divandere. Thank you.
savaşta kural yok. Acıma yok. Bu maçta acı yok. Gözyaşı yok. Kırılan kemiklerin seslerini duymak istiyorum. Kırılan kemiklerin seslerini duymak istiyorum. Darbeli de kadın ruhundan iyi anlıyor ha. Fatih. Zeynep. Ayfer teyze. Oo. Fener nerede söndü acaba ha? Fatih. Annem geldi. Ana. Gelmiş. Hoş gelmiş. Acaba nerelerden, kimlerden gelmiş? Ne getirmiş ha? Kız kızım, ben nerede olduğumu bileyim mi ben ya? Bilirsiniz ben ömür gezerim böyle. Gözümü bir açtım, zaba olmuş öyle sokaklarda salakana itler gibi dolanayım. Olacak şey değil. Anne sence biz bunu yer miyiz? Kızım niye yalan söyleyeyim ya? Aha bu Şazmet tabağı çekmiş, bu da ömür gezer. Kız biz de ömür gezerik ırsi. Ben niye uykumda gezmiyorum geceleri? Sen de gündüz geziyorsun, senin de cinsin böyle. Peki Ayfer teyze bir şey soracağım. Bu saçtı, makyajdı, monttu, çantaydı, ayakkabıydı. Bunlar ne ara? Hı? O da dün gece ben yatmadan evvel... Aha! Sarımsak, taş köprü. Ne sarımsağı kız? Tuzlama. Şirden. Bunu neden anladın kız? Artık her şey için çok geç mami. Çünkü saklamaya çalıştığında bir bütün kellenin de kokusunu aldım. Üstelik ayıklanmamış. Oha! Onu nereden anladın ki? İşte bunlardan. Ella yanlış ya. Ayağımla mı yiyeceğim? Anne hadi bizi burada çatlatma Allah aşkına. Neredeydin sen?
Sen kimle nerede ne yedin bugün? Ayfer teyze bir şey soracağım. Bunların hepsini sen bir oturuşta mı yedin? Kızım ben ne ettiğimi bileyim mi ya? Kim bilir ben daha neler yedim. Lan! Bana bak! Bundan böyle benden habersiz kimse bu evden dışarıya adımını atmayacak. Anlaşıldı mı? Hele tek başına asla atmayacak. Anlaşıldı mı? Abi zaten benim dışarı çıktığım mı var? İtiraz istemiyorum. Allah Allah. Hayret bir şey. Bir de size hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Bana hesap mı vereceksin? Şevket abi. Lan sen nereden geliyorsun sabah sabah bu saatte ha? Şeyden geleyim ben abi. Ben bir arkadaşımda kaldıydım da oradan gel. Yani arkadaş dediysem öyle karı yani. Hani karı karıya kaldıydık beraber öyle kaldıydık biz abi. Bana bak. Bundan sonra arkadaşla arkadaşla kalmak yok. Anlaşıldı mı? Anladın mı Orhan? Ha? Ha bir şey lazım olursa Orhan'a söyleyeceksiniz. O alacak sizlere dağıtacak. Okula nasıl gideceğim? Gideceksin. Gideceksin ama yanında annen ve Ayfer teyzen olacak. Seni okula kadar götürecekler. Sonra akşam okuldan çıkarken gelecekler. Seni oradan alıp tekrar eve getirecekler. Ya ama ben koskoca kızım ya. Arkadaşlarıma rezil olacağım. Ya Şevket abi, okul zaten hemen evin arka tarafında yani. Kız, yani bunca işin arasında biz bir de hani çocuğu mu okula... Lan kes! Bana itiraz mı ediyorsun? Yok ben ondan şey etmedim, itiraz değil yani beni öyle. Bahçeye bile çıkarken yanınızda biri olmadan çıkmayacaksınız. Fadik, sen de duydun mu kızım? Duydum Resmi abicim. Sen merak etme, ben seni anlıyorum. Bütün bu söylediklerine harfi harfi uyulacak. Aferin kızım. Duy da inanma. Abi oldu olacak, kapıya adam dikelim tam olsun da. Ha bak iyi fikir. Gerekirse kapıya nöbetçi bile dikeceğiz. Bu iyice delilendi ha bu adamı. Bu ailenin reisi benim de. Ben ne dersem o olacak. Ya abi tamam sen haklısın. Ay niye bağırıyorsun Şevket? Sesin aşağı kadar geliyor. Uy. Ha bu ne güzellik ana kız. Hayırdır iki dirhem bir çekirdek. İşe gidiyoruz. İşe mi? Ulan ben burada iki saattir ne bağırıyorum böyle ha? Ne dedim ben? Benden habersiz kimse bu evden dışarıya adım atmayacak demedim mi? Hadi in şimdi aşağı. Çıkar o kıyafetleri. Evde ezik ezik oturmaktan sıkıldım baba ya. Gidip biraz böyle kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olmanın zamanı geldi artık. Öyle mi? Ulan bana bak. Senin o çırpı bacakları böyle çıtır çıtır kırarım anlaşıldı mı? Ay ne oluyor sana Şevket? O vahit iti ortalıkta dolaşıyor senin yüzünden. Kolunu elini sallaya sallaya dolaşıyor. Ha bu şartlarda sizin dışarı çıkmanıza izin veriyorum. Hayır. İnin aşağı. Çıkar o kıyafetleri çabuk. Zeynep benim de kızım. Senin düşündüğün kadar ben de düşünüyorum onu. Öyle mi? Çok güzel. O zaman inin aşağıya çıkarın bu kıyafetleri. Yani. Şevket. Sen dün gece rüyanda ne gördün? He? Hani o zamandan beri böyle bir garipsin de. Hiçbir şey görmem. Buna bana bak. Bu ailenin reisi benim. Ben ne dersem o olacak. Anlaşıldı mı? Kusura bakma Şevket. Yani evde hapis hayatı yaşayıp bir ömür geçiremeyeceğiz. Ha bu iş hikayesi de nereden çıktı ha? Ben senin baban değil miyim? Ben sana bakamıyor muyum da işe giriyorsun? Fatih bitti sen başladın da. Ne alakası var bunun? Ben çalışmak istiyorum. Senin bana bakıyor bakmıyor olmanın ne alakası var bunun acaba? Bütün erkekler aynı olmak zorunda mısınız siz ya? Ne kadar sıkıcı. Ulan yeter de. Öldük acımızdan. Haydi. Evet hadi. Koyayım çayları. Hadi. Sonra edersiniz kavganızı. Abi hadi hadi. Sonra kavga ederiz. Benim kokunum kurdu. Hadi buyurun. Günaydınlar. Ay günaydın. Günaydın oğlum. Güzel oğlum benim, tatlı çocuğum benim. Senin de günün aydın olsun. Çok güzel olsun günlerin. Bütün günlerin Zeynep'siz olsun. Özetle günaydın Fatih. Günaydın Fatih. Yani malum, kusura bakmayın biraz geç kalktım dün gece. Tabii yavrum haklısın yani. Geldi gecenin bir yarısında sinirini zıplattı senin. Nedir o öyle? Böcek gibi ayol. Kapıdan kovuyorsun, bacadan geliyor. Vallahi çat 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 çat. Ezmek istiyorum, ezmek istiyorum. Mukaddes.
sabırla bekliyorum. Acaba ne zaman susacaksın da huzurla bir kahvaltı edebileceğiz diye. Ayol anneciğim, ne diyorsunuz Allah aşkına? Yani bundan daha huzurlu bir sofra olabilir mi? Ha, tabii tabii. Kızımı da o paçozların elinden bir kurtarayım. O zaman var ya, ne yapacağım biliyor musun? Huzur kombosu yapacağım böyle 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 böyle. Fatihciğim, bu gerilim ne zaman sona erecek oğlum? Bak sen de üzülüyorsun. Konuşarak halledilemeyecek hiçbir şey yoktur yavrum. Babaannen haklı Fatih. Zeynep'le bir an önce konuşman lazım. Baba lütfen. Ayol ne istiyorsunuz çocuktan ya? İstemiyor benim çocuğum ya. Zorla mı? Yani biz... Nasıl diyeyim, Zeynep'le farklı dünyaların insanıymışız, onu anladım ya. Yani o böyle biraz daha sinirli, agresif, şımarık, asi. Ben daha uysal yetiştirilmişim, daha sakinim. Bir de yani açtırtmayın benim ağzımı şimdi. Yani söyleyemeyeceğim o kadar... Ya terbiyem el vermiyor. O yüzden şu Zeynep konusunu rica edeceğim. Bundan sonra sonsuza kadar kapatalım. İşlerime güçlerime bakacağım. Bravo! Bravo Fatih, şekerci zaten. Oh anne, sana kurban olsun tamam, anne. Tamam Fatih, tamam. O zaman işlerin başına geri dönersin. Ben de şu yıllardır planlayıp bir türlü yapamadığım dünya turuna çıkarım artık. Ben sonra dönsem sana baba. Yani böyle biraz depresyondayım. Bu yaşadıklarım kolay şeyler değil yani. Değil mi anne? Atlatmam gerek. Evet yavrum. Tamam Fatih, sana biraz daha süre veririm. Her anlamda. Çok yordunuz beni, çok. Afiyet olsun. Ay bıraksanıza çocuğumu, ben anlamıyorum ki çocuğumu. Niye böyle sık boğaz ediyorsunuz? Çocuk zaten boğazındaki cendereden yeni kurtuldu yani. Ye yavrum. Bana bak Meryem, ben kızımın bu evden dışarı çıkmasını istemiyorum. O burada güvende, tamam mı? Ay güvende mi Şevket? Evet. Ya sen balığa çıkıyorsun. Kadın başımıza biz saatlerce evde kalıyoruz. Kim koruyacak bizi? Cevat mı? Kamil mi, sen mi? Ha, o bu evde güvende değil mesela. Şevket, 10 tane adama bakar. Emin ol vaatte bundan daha fazlası var. Yani öyle bize ambargo falan koyup evde tutmaya çalışma. Ha, o şirkette mi güvende olacak ya? Ulan o şirket kimin kim olduğu belli değil be. Endişeni anlıyorum Şevket. Ama ülkenin en güvenli binalarından birine sahibim ben. Öyle kimse elini kolunu sallayarak giremez yani. Ay anne, kusura bakma, geç kaldım. Vallahi Selim'den ayrılamadım bir türlü ya. Tamam kızım, onu da alalım. Yani bir oda hazırlatırız, yanına bir bakıcık. Yok canım, çocuğun orada olması. Ha, bir bu eksikti işte değil mi? Şevket Reis, sen bizim için endişeleniyor musun? Bana bak, bir şey var mı? Sulanmak yok. Babacığım tamam, merak etme. Selim, torunun burada seninle beraber bu çatı altında güvende olacak, tamam mı? Merak etmene gerek yok. Ay hadi anne, gidelim, geç kaldık galiba. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Görelim bakalım şu ülkenin en güvenli binasını. Bak ben ne düşündüm oğlum? Ha anneciğim. Şimdi çocuğum hani böyle çivi çiviye söker ya yavrum. Diyorum ki senin bu Zeynep'ten tamamen kurtulman için sana birini bulmamız lazım. Hı? Anneciğim ya öyle ha deyince olmaz, bulunmaz öyle. Ne demek ha deyince bulunmaz, olmaz öyle? Olur, ben ha deyince olur çocuğum. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın yavrum. Sana öyle bir kız bulacağım ki. Yok, gerek yok. Ne demek gerek yok Fatih, ne? Var biri zaten. Ne? Ne çabuk? Yani... konuştuğum biri var. Beni çok şaşırtıyorsun Fatih. Zeynep'e karşı duygularının çok yoğun olduğunu, ayrıldığın için de üzüldüğünü zannediyordum ben oğlum. Fatih, ne
yapıyorum. Uzunluk kızarmış, şişmanım, zayıf. Aa! 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 Karnım! Pardon. Ay Fatih, kim çok beni? Aa! Hali mi yoksa çocuğum? Jale de güzel, jale mi yoksa? Anneciğim, hepsi olur. Kim vardı başka o partide? Lale de vardı, o da güzeldi. Ay Lale en güzelleriydi. Ay Lale olsun, keşke Lale. Aşkım. Ha. Bunu da al. Bak tekne çok serin olur, üşütme, tamam mı? Ya sen kocanı mı düşünürsün böyle sen, ha? Düşünürüm tabii kocamı. Başka işim mi var benim? Yani çok mu seviyorsun sen kocanı? Çok seviyorum. Ben de çok, çok seviyorum seni. Orhan! Ha, dayı, hazırım ben, hadi. Çıkalım. Orhan, bugün benim biraz işim var. Sen git. Bak, Cevat orada, Kamil orada, Ethem Reis orada. Siz halledersiniz, tamam mı? Hoppala. Ya dayı, daha ikinci günden sen koy vermeye başladın ha. Vallahi bu evlilik sana hiç yaramadı ya. Boşansanız mı acaba? Lan! Yok yok canım, ondan demiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Lan sana ne lan? Ha? Sana hesap mı vereceğim ben ha? Hadi git işine bak. Hadi bakalım. Ya bu adam balık ayı diye bizi balayına yollamadı. Yaptığına bak ha. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Dur ben de sorayım. Miço! Hadi hazırlan, balığa gidiyoruz. Aa, ben de mi geleceğim? Evet, sen de geleceksin. Ya sen kocanla beraber olmak istemiyor musun? Hiç istemez miyim? Bana bir iki dakika ver, hemen geliyorum. Ay reis kocacığım, bekle hemen. Şu iki dakika senin olsun. Evet, yine geldim bakalım. Bu sefer kimin başını belaya sokacağım? Zeynepciğim, bana söz ver. Ne olursa olsun gelip bana söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Söz veriyorum, her şeyi söyleyeceğim. Ben yokken de bir ola. Evet Zeynep Hanım. Herhangi bir şey aklınıza takılırsa dilediğiniz zaman bana danışabilirsiniz. Ne zaman istersiniz? Aslında var. Şu Zeynep Hanım olayına bir son versek. Yani bu çok, çok soğuk geliyor. Hani direkt sadece Zeynep desen bana. Olur değil mi? Olur tabii ya, biz hem kardeş sayılırız, öyle değil mi? Tamam. Anlaştık o zaman. Zeynep. Hah. Oh be. Vallahi rahatladım ya. Tamam. Peki Zeynep'ciğim ne yapmak istiyorsun? Vallahi böyle giyindim, kuşandım. Yeni bir maceraya atıldım ama bilmiyorum, ne yapayım? Buradaki bütün ofisler, makamlar senin. Ya istersen koltuğa da oturabilirsin. Yani şirketi sen yönetebilirsin. Sen ne yapacaksın? Ben de senin emekli danışmanın olurum. Yok. Yok, çok teşekkür ederim anne ama o koltuk senin yani. Orada sen oturmalısın, orada sen durmalısın. Ben yapamam. Yavrum, ben senin için en iyisi... Biliyorum. Anne, benim için en iyisini istediğini biliyorum ama bu kadar kolay olmamalı. Yani ben çalışarak, zorlanarak gelmeliyim o koltuğa. Kendini düşünsene. Sen bu koltuğa gelmek için neler yaşadın bir düşün. Ne acılar çektin. Babamdan, benden ayrı kaldın. Kimsenin aklına gelmeyecek fedakarlıklarda bulundun. Ya senin yaşadıklarının milyonda birini ben mümkün değil, kaldıramazdım ya. Yani düşünemiyorum bile. Dolayısıyla ben de oturacağım koltuğa hak ederek oturmak istiyorum. Yani o makamı hak ederek gelmek istiyorum. Çabalayarak, çalışarak, öğrenerek. Anla beni. Dolayısıyla da en alttan başlamak istiyorum. Böyle öğrenerek yavaş yavaş yükselmek istiyorum. Canım kızım benim. Düşünceli, incelikli kızım. Hem zaten bu şirketin gayet iyi bir yöneticisi var. Ya ben onun yaptığı işin %1'ini bile beceremem. Estağfurullah Zeynep Hanım. Zeynep. Yok öyle.
Zaten geçen sefer de gördük yani. Benden yönetici çıkıyor, anlamıyor. Babamın genleri o ağır basıyor. Zeynepciğim, yani istediğin, sevdiğin bir sektörde yöneticilik de yapabilirsin. Hani ne bileyim ben, kozmetik, lojistik, gıda. Ha, gıda. Hı-hı. Gıda da mı var bu holdingin içinde? Evet. Aa, gıda olabilir. Yani o sektörde böyle yavaş yavaş da olsa yükselebileceğimi düşünüyorum. Çünkü yani hem basitinden yemek yemeyi çok severim ben. Tamam o zaman. Gıda sektöründen başlayabilirsin. Nasıl yani, mümkün mü? Neden mümkün olmasın? Tamam. Gıda sektörü. Bence de gıda harika olur. Süper o zaman. Bir dakika. Bir şartım var. Bu iki et ama. Ama o başka, bu işle ilgili. Çalıştığım süre boyunca kimse benim senin kızın olduğumu bilmeyecek. Ben herhangi bir çalışanım. Sıradan biriyim. Sadece Zeynep. Tamam? Anlaştık mı? Tamam. O zaman el sıkışabiliriz. Hadi aç şu telefonu. Fatih! Fatih! Aa, ne oldu yavrum sana? Vallahi nazarlar değdi oğluma ya. Fatih'cim nasılsın yavrum? Yavrum hadi çık Fatih'cim de bir doktora gidelim çocuğum. Ama yok yok dur çıkma ya. Ben Asım Bey'i çağırayım. Gelsin bir baksın yavrum. Ha yok yok anneciğim, iyiyim ben, doktora gerek yok. Nasıl iyisin yavrucuğum ya, çıkamadın tuvaletlerden. İyiyim iyiyim anneciğim. Ay iyi tamam, madem iyisin. Hadi çık da senin şu yeni kız meselesini konuşalım yavrum. Onu sonra konuşsak. Ay Fatih ya, ne demek sonra konuşsak oğlum? Aa, bu kadar önemli bir mesele çocuğum, sonraya bırakılır mı hiç? Hadi çocuğum, hadi da çık yavrum, hadi. Bıktır. Ay Fatih, o kadar merak ediyorum ki. Yani her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum yani. Kimdir, nedir, ne yer, ne içer? Oh! Hadi anlat. Anneciğim yok yani henüz böyle ciddi bir şey yok. Olursa ben zaten sonra tanıştıracağım seni. Ay ne demek sonra tanıştıracağım ya? Sen başına gelenlerden hiç ders almıyor musun oğlum? Almaz mıyım ya? Alıyorum. Kız biraz çekingen. Aferin o kıza ya. Fatih'cim kız dediğin çekingen olur çocuğum. Neydi o paçozun halleri, arsız arsız davranışlar. Üf. Yavrum sen getir onu. Ben ona şöyle bir bakayım, göz bebeğine bir bakayım yavrum. Tamam. Bize göre mi değil mi ben kesinlikle anlarım. E ne güzel işte. Sen de boşuna zaman harcamamış olursun. Ay kız arkadaşın herhalde. Ne yapıyorsun? Ay o mu? Dur lütfen. Açsana. Ne? Ay ya. Ya yapma. Tamam söyle. Yarın bekliyorum tamam mı? Bak söyle. Bekliyorum yarın. Gelsin yarın. Mutlaka gelsin yarın. Bekliyorum. Tamam tamam sen şimdi konuş çocuğum konuş. Sen rahat rahat konuş, ben dışarıdayım tamam mı? Ama söyle bak yarın bekliyorum ha, mutlaka gelsin. Gelsin ha, gelsin bekliyorum, gelsin. Gelsin mutlaka gelsin. Ne güzel. Alo Zeynep. Alo. Fatih beni duyuyor musun? Ya sen niye mesaj atmadan arıyorsun? Az kalsın yakalanıyorduk anneme. Ay evet aşkım çok haklısın ama özür dilerim. Aramak zorundaydım seni. Çok heyecanlıyım. Ne oldu? Annemin yanında işe başladım. Hah aferin iyi yaptın. Şimdi bakalım başımıza ne işler açılacak. Fatih niye böyle yapıp hevesimi kırıyorsun ya? Ya tamam hevesini kırmıyorum da canım. Yani işte yaşadığımız şeyleri biliyorsun. Hiç de öyle değil tamam mı? Ben artık tecrübeliyim. Bak bak bak. Ne tecrüben varmış bakayım? Fatih. Tamam, tamam hayatım. Hayırlı uğurlu olsun. Sevindim. Ya bir şey soracağım. Gerçekten sevindin mi? Evet.
Hem böylelikle daha rahat buluşabileceğiz. Akıllım. Evet evet. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde görüşebiliriz artık. Neydi öyle ya hırsız gibi? Ya sen ne diyorsun Zeynep? Az kalsın yakalanıyorduk. Zaten bu iş evlerde olmuyor, ben sana söyleyeyim. Evet aşkım, sorma valla. O zaman öğlen yemeği için buluşalım mı bir saat sonra? Tamam. Ben çok özledim seni. Yapacağım. Ben de seni çok özledim. Zeynep. Tamam, tamam halacığım. Ben sana mesaj atarım birazdan. Tamam, mesaj atacağım sana halacığım. Tamamdır, hoşça kal, bay bay. O değil de ben annemden nasıl izin alacağım? Of. İyidir, bir Selim kontrol ettim de aklım orada. Çıkalım mı birlikte? Tamam, olur. Görelim bakalım Kara Meryem Hanım. Bu bina dediğiniz kadar güvenli miymiş, değil miymiş? Hadi. Bir saniye, buyurun. Hayırlı günler delikanlı. Teşekkür ederim. Yardımcı olabilir miyim? Olursun tabii, istiyorsan. Gayet güzel yardımcı olursun tabii. Anlamadım. Ha şimdi anlamayacak ne var lan? Bak sıkıştım. İçeri gideceğim, halledeceğim bunu. Anladın mı? Tuvaleti mi arıyorsunuz siz? Ha onu diyorum. Beyefendi, burası bir holding binası. Farkındasınız değil mi? İyi de adam sıkıştıysa ne yapacak da? İçeri girip tuvaletini yapacak. Üzgünüm ama giremezsiniz. Peki de ne diyecek kardeşim? Altımıza mı edelim yani ha? Ne diyorum? Bu binada giriş kartınız olmadan içeri alamıyoruz beyefendi. Ya misafir geldiysek ne olacak? Yani ben çok önemli biriysem o zaman ne olacak? Misafir geleceği zaman bizim bilgimiz oluyor beyefendi. Ha, aferin be. Aferin yani. Bayağı iyiymiş. Peki şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ya adam altına mı edecek? Ne edecek yani? Bir yol olması lazım bu, değil mi kardeşim? Tamam ya. Ben sizi arka kapıya yönlendiririm beyefendi. Buyurun. Sadık arkadaşımız size eşlik etsinler. Buyurun. Ha. O neydi? Kusura bakma, ben Karadenizliyim de biraz çabuk sinirleniyorum. Tamam, onu anladım. Buyurun. Herife bak ya. Koskocaman şirketi umumi tuvalet sanıyor. Hay Allah. Sadık, sana bir deli yönlendiriyorum. Kazamız var kos kardeşim. Anne. Yavrum sen yine nereye gidiyorsun çocuğum? Ya Mustafa film önerdi de üç film birden bir bakayım dedim. Olmadı. Ya ben sen üzülme diye söylemedim anneciğim ama benim karnım çok kötü. Dedim ki ben kendim gideyim Asım Bey'e bir görüneyim. Aa, Fatih'cim ne gerek var Allah aşkına Asım Bey'in ayağına gidiyorsun aya? Çağırırız evde bakar yavrum. Yok anneciğim, olur mu? Adam laboratuvar alıp gelecek hali yok ya. Ben giderim, testlerimi de olurum. Hem o kalkıp buraya gelene kadar yolda ölür falan yaşlı. Ah! Ah, karnım çok kötü, ben gidiyorum. Ay dur bir dakika. Ay Fatih, dur bekle çocuğum, ben de geleyim. Ay paltom nerede? Gitmiş. Selamün aleyküm delikanlı. Ha beni ön taraftaki arkadaşın gönderdi buraya. Biliyorum amca, biliyorum. Buyurun, ne istemiştiniz? Ha tuvalet nerede dur? Şeye de çöktüm de. Tabii amca. Bak şu tarafta, güvenlik kulübesinin arkasında. Güvenlik arkadaş yardımcı olur. Ha böyle dışarıda mıdır tuvalet? Bu ne, sizi dışarıda mı bırakıyorlar? Yok amca, dış personelim bu. Siz de orayı kullanabilirsiniz. Ha içeride yok mudur da? Bak ben yaşlı adamım, üşürüm sonra da. Giriş kartınız olmadan içeriye giremezsiniz amcacığım. Ha sen benim böyle sefil kıyafetime bakıp ondan böyle söylüyorsun değil mi? Ha? Ama ben buraya takım elbiseli kravatla gelseydim böyle konuşmayacak. Ulan o her şey o medeniyet yollarından bağlı ki böyle konuşuyorsun sen benimle. Amca ne alakası var takım elbiseyle? Giriş izni olmadan isterse smokinle gelsin. Burak Yusuf bile giremez buraya. Burak Yusuf. Ha Burak Yusuf kim de? Başkan mıdır? Artist midir? Nedir? Güvenlik kulübesinin arkasında amca. Güvenlik ha. Arkadaş yardımcı olur. Sağ ol. Ha, bana be. Gözünü dört aç, tamam. Burada kuş uçurtmayacaksın. Anladın mı? Tamam hocam. Aynen.
gelsin. Oh, ne biçim doklattım herkesi, zehir gibi ben vallahi. Zehir, zehir. Zeynep. Baba. Uy, sen ne zehir ediyorsun lan? Nerede o zehir? Kim getirdi zehri? Nerede çıktı bu zehir? Ne diyorsun sen ya? Ya zehir demedin mi sen şimdi? Yok, ben başka anlamda yani. Ha. Ben daha yeni zehirlendim de onu diyorsun zannediyorum. Nereye gidiyorsun böyle bu vakitte tek başına böyle? Ben... Bir dakika ya. Asıl soru sorması gereken benim. Senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Ben? Ha. Ben sürekli buraya sizi ziyarete geldim lan. Gelemez miyim? Hayır yani ne bileyim. Gelebilirsin tabii de gelmezsin yani. Gelmem tabii. Ne geleceğim ben böyle holding molding? Ben de onu diyorum. Ne işin var burada? Pardon, beyefendi rahatsız mı ediyor? Uy, sen o, ne diyorsun? Yok yok, o babam benim, babam. Kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Sen herhalde anneme geldin baba. Gel ben seni ofise yukarı götürdüm. Yok, ben sana geldim. Ne anneni de? Ha, benim kızıma bugün ilk iş günü dedim. Gideyim onu bir ziyaret edeyim dedim. Ay, çok teşekkür ederim babacığım. Ne iyi düşünmüşsün de yani. Ne bileyim. Demek senin başka programda ben iyi etmemişim anlaşılan. Ya ben gideyim kızım. Sen haydi. Tabii artık iş kadını değil misin sen? Kendi programları yapacaksın. Ben kimim ya? Sen git kendi programı. Haydi. Yok yok babacığım ya. Ne programım olacak benim? Sen de biraz alınganlaşsın ha böyle yaşlandıkça filan. Ben çıkıp tek başıma yemek yiyecektim. Şimdi seninle yiyeceğim işte. Ne güzel, bak baba kız biraz sohbet ederiz. Öyle mi? Hey, haydi bakalım. Hadi. Ne iyi yaptın valla. Ne güzel düşündün baba. İyi yaptın. Sen hep böyle düşünceli bir adamsın. O neydi? Doğru mu diyorsun? Tamam. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben eşimi bekliyorum da o gelsin, beraber söyleriz. Liselilere döndük vallahi. Hadi Zeynep. Sap gibi kaldım. Zeynep neredesin ya? Meşgule veriyor bir de. Neredesin sen? Fatih çok özür dilerim, ben şirketteyim. Ya daha çıkmadın mı? Annem aradı, eve çağırıyor. Ya çıktım, çıkmaz mıyım? Çıktım da babamla yemek yemek zorunda kaldım. Reis baba, kızıyla yemek yiyecek. Evet sorma, gelmiş işte, ben de yemek yedim, ne yapayım? Ya Allah'ım ya Rabbim, bula bula bugünü mü buldu? Sen hala kafede misin? Evet, işletme iki kere el değiştirdi. Ya aşkım, çok özür dilerim gerçekten. Neyse tamam, senin bir suçun yok. Lanetli olan benim. Bak Fatih, şöyle yapalım. Ben işten çıktığım zaman aynı yerde buluşalım, tamam mı? Sen annene bir şey uydur yine. Tamam ama gel bu sefer. Tamam aşkım, söz veriyorum. Mutlaka geleceğim bu sefer. Ya önüme dağları dikseler, onları aşıp geleceğim. Yerim ben seni. Ben de seni yerim. Aşkım kapatmam lazım, annem geliyor bu tarafa doğru. Hadi görüşürüz, bay bay, seni seviyorum. Tamam da ben anneme ne diyeyim? Allah'ım kapattı.
Geleyim, geleyim. 5 dakikaya, en fazla 10 dakikaya oradayım. Ulan Ayfe, nereye de? İşim var Yadigar. Ulan ha bu saç nedir? Ha bu gözlerin makyajı nedir? Ha bu fistan nedir? Anlayalım da. Biliyorsun işte Yadigar. Kız kurban olan kısmetiminden oynama ya. Ulan ha bu sabah abimin konuştuklarını duymadın mı? Nasıl kızdı, köpürdü, kudurdu da. Ya bileyim Yadigar, duydum. Ya Şevket abi sorarsa pazara gitti dersin. Pazara da mı gitmeye Yadigar? Git de git. Pazara gidilmesi gerekiyorsa biz gideriz Mami. Sen hiç yorulma. Yok kızım, ben pazara giderim. Siz işinize bakın. Anneciğim, biz bunları yemiyoruz. Biz salak değiliz. Evet, nereye gittiğini biliyoruz. Ve hiçbir yere gitmiyorsun. Evet, hiçbir yere gitmiyorsun. İyi madem öyle, ben de pazara gitmeyeyim. Siz de evde oturup duvarları kemirirsiniz. Çekil kız. Maşallah vallahi Orhan Efendi'ye. Bu sefer de Selin Hanım'ı almış gelmiş. Sanırsın burası iş yeri falan değil de yani tatil mekanı. Ben senin neden böyle ettiğini biliyorum. Nedenmiş sayın akıl küpü ha? Söyle de ben de bileyim ya nedenmiş? Kıskanıyorsun. Ben. He. Ben kıskanıyorum. Onu kıskanıyorum ha? Yok canım. Şazimert sana yüz vermedi ya onu kıskanıyorsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şazimert bana yüz vermedi diye bir olay falan yok tamam mı? Hadi oyalanmayın çabuk yiyin. Denizde balık kaçıyor tamam mı? Çabuk çabuk çabuk. Ya ne oyalanması ne balık kaçması ya Ethem Reis. Sabahtan beri ikimiz çalışıyoruz burada. Bırak da şöyle ağzımızın tadıyla bir yemeğimizi yiyelim bari. Orhan Bey'e bak o oh! Keyifler keka ense. Bu konuda ona katılıyorum. Lan uğraşmayın çocuğuna be. Adam daha yeni evli be. Bırakın müsaade buyurun biraz ya. Ya valla ahanda burama kadar geldi ha. Yok yeni evli yok taze damat. Yetti gari ya. Allah Allah. İyi. Aşkım, bak sana ne getirdim. Kahve. Ben senin kahveni içerim ya. Sıcak sıcak içeriz dedim. Sıcak sıcak. Öyle uyukluyordun. Ben de uykum açılır dedim. Fena mı etmişim yani? Kızım nasıl uyuklamayayım ya? Sabaha kadar şey... Beşik sağladık diyecektim işte. Beşik sağladık. Şu kapıdan içeriye girip sana kaçtım dediğin günü hatırlıyorsun değil mi? Orhan. Selin. Selin ne işin var senin? Kaçtım. Ne demek kaçtım? Ben bir daha o eve dönmek istemiyorum. Kendime bir iş ve ev bakacağım. Bana yardım eder misin? Bak. Seni anlıyorum. Bunu bizim için yapıyorsun. Ya bu beni acayip mutlu ediyor gerçekten. Ama onlar senin ailen. Onlar ne yapıyorsa senin güvenliğin için yapıyorlar. Seni korumak için yapıyorlar. Onları cezalandıramazsın. Yani başka bir yol bulmalısın. Başka bir yol bulmalıyız. İçinde yalanın dolanın olmadığı, kaçmanın, kaçırılmanın olmadığı bir yol. Sen mücadele edersen ben de ederim. Evet ya. Ne günler. Amma da kızmıştın bana ha. Ben sana o zaman kızmamıştım. Sen beni daha evine kaçırdığın zaman ben sana kızmıştım. Gel size! Selin dur! İyi ki de yapmışım o hareketi. İyi ki de yapmışım. Benim hayatta yaptığım en mantıklı hareket oldu gerçekten ya. Yok öyle bir şey. Ya bir kere o yaptığın çok yanlıştı. Bunu tartışmayalım bile. Tamam canım. Yanlış bir hareketti ama... Bak, bizi birbirimize bağladı yani. Fena mı oldu?
Bizi birbirimize asıl bağlayan şey ne biliyor musun? Hı. Babamın saten pijamaları. Saten? Babama yakalandığım an. Pijamaları. Orhan. Fehmi. Fehmi amca. Evladım gel bakayım. Gel konuşacağız yavrum. Ne konuşacağız? Gel yavrum gel. Yok Fehmi Bey amca, yani siz de gelmeyin ben de gelmeyeyim. Konuşacağız seninle. Ya konuşmayalım Fehmi Bey. Gel duruyor bak, pijamalarım da sende kalsın. Ya, tamam mı? Ya aaa! Baba dikkat edin. Baba! Fehmi! Fehmi Bey. Fehmi Bey. Orhan! Hırsız düşmanı. Ne işi var senin orada? Bak sana söylüyorum, sizin ailede hiç normal değil. Allah Allah. Size her geldiğimde o odaya kilitleyip duruyordunuz beni. O hırsız düşmanı evdeyken ben bu evde rahat rahat dolanamam. Bu daha başlangıç. Şekerci sahnelerden kız kaçırmak ne demek, sana göstereceğim. Doğan burada. Ya yuh be, çok gidiyorsunuz ya. Ama bak. Bütün bunlara rağmen buradayız. Biz kazandık. Aşkımız kazandı. Öyle oldu. Orhan Efendi. Ya kusura bakma rahatsız ediyoruz da. Avincinde bir problem var. Bakacaksın mı? Bakacağız, bakacağız. Allah Allah. Ya aşkım ya bunlar bensiz öyle... Hiçbir iş halledemezler. İlle de Orhan gelsin, Orhan gelsin derler. Ben hemen bir bakıp geliyorum. Tamam mı? Sen bir gitme bir yere falan. Ne var lan? Allah Allah. Gel. Gel kızım. Aa. Çıkıyor musun? Evet. Yapacak bir şey yok. Hem yarın senin için yorucu bir gün olacak. Evet de yani biraz erken değil mi? Yo, yapacak işimiz kalmadı. Eve gidip dinlenelim kızım. Ha, benim var birkaç işim ya. Sen bu binada çalışmayacaksın ki, ne işi? Evet ama ben şey istiyorum ya. Senin çalıştığın insanları biraz daha yakından tanımak istiyorum. Canım, tanımak için bol bol zamanın olacak. Yani eve gidelim de ya hem babam bir gerginlik çıkarmasın kızım. Aa! Bak görüyor musun? Unuttum. Benim yapmam gereken, halletmem gereken işlerim var. Tamam, birlikte halledelim. Yok, bence... Sen biraz yorgun görünüyorsun. Böyle yüzün falan solmuş. Sen eve git, ben halledip geleyim. Hı? Yok canım, ne yorgunluğu? Bir şey yapmadık ki. Alışveriş mi yapacaksın? Evet. Evet ya. Selim'in bir şeyleri bitmiş de işte... Bir şey kremiydi, mamaydı, bezdi falan, onları halletmem lazım. E tamam canım, ben hallettiririm. Sen yok, niye olmaz, uğraşıyorsun? Çok ayıp. Ben başkasını isteyemem böyle bir şey, Selim'in bezini alması falan. Çok ayıp. Zeynep, hı? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne oldu? Ya anne, sana söyleyemem ya. Yavrum, ben senin annenim, bana her şeyi söyleyebilirsin. Söylüyorum. Bakım zamanım geldi. Ya anlasana işte, kuaföre gitmem lazım. Ay Zeynep ya, ödümü patlattın ya. Ya bunu mu benden saklıyorsun? Ama ne yapayım, ben utanıyorum. Böyle şeyle konuşmaya alışık değilim ki. Tamam o zaman sen git. Yalnız çok geç kalma. Babanla aramı papaz etme, tamam? Tamam, hiç merak etme. Hemen geleceğim. Hadi görüşürüz. Anne. Ah güzel çocuğum, sen yine nereye gidiyorsun? Sen nereden? Ben mi? Şeye gidiyorum ben. Anladım. Ay sen bana sürpriz yapacaktın. Tabii ya. Yeni kız arkadaşını benimle tanıştırmak için getireceksin değil mi? Anladım ben. Nereden bildin?
Ya sürprizi bozdun işte anneciğim ya. Ay çocuğum, ben yarın demiştim ama fark etmez yavrum, getir. Yani bugün de olur. Getir bir göreyim, bir tanışayım, bir onayımı alsın yani, değil mi? Yok, ben şimdi bir konuşayım anneciğim. Zamanlamasını falan planlayalım ha. Ha tamam çocuğum. Yarın da olur, bugün de olur yani. Bir an önce olsun istiyorum. Ha yarın konusunda ciddisin yani. E tabii çocuğum, neyi bekleyeceğiz ki yani? Boşanma dilekçesini de verdik artık o. Ya acele etmesek anneciğim zaten. Yok olur mu, ne acelesi oğlum? Bir an önce başını bağlayalım yani. Hadi sen yarın akşam getir kızı, tamam mı? Oh, tanışayım ben ayol. Adı neydi ki bunun ya? Kimin? Adı neydi? Neydi adı? Sürpriz. Anneciğim o da sürpriz. Yavrum, ah nasıl özlemişim. Yazıklar olsun sana mukaddes. İki çocuğunu evlendiriyorsun, beni yeğenlerimin düğününe çağırmıyorsun. Bir biz mi fazla geldik? Mukadder vallahi bildiğin gibi değil. Yani bana kalsa ne o düğünü ne o gelini. Konuşma. Gül Sultan, Gül Sultan. Teyzem gelmiş. Gördüm. Ah canım. Gül Sultan. Ah hoş geldin. Nasıl özlemişim, ah, nasıl? Hoş geldin Mukadder'cim. Ne iyi ettin de geldin. Cehmi. Mukadder, hoş geldin. Ayol seni dondurdular mı 25'inde kalmışsın? Keşke herkes senin gibi görse hayatım. Görmesinler, sadece mukaddes görsün. Şöyle geç Mukadder'cim, yorgunsundur, ayakta kalma. Uzun zamandan beri görüşmedikler, neredesin, neler yapıyorsun? Anlat bakalım ha. Gerçi biz seni kocaların ölüm ilanlarından takip ediyoruz teyzeciğim. Fatih gel otur şuraya, çok özledim. Yok yok, iyi böyle teyze. Fatih gel dedim, çok özledim. Ah sürekli bir matem içerisindeyim. Hepsi öldüler biliyorsunuz. Ah evet. Allah rahmet eylesin, hepsi yerlerinde rahat uyusunlar. Ha. Mukadder. Ayol kaçıncıyı gömdün sen? 10 mu 11? 6'dan sonra ben de bıraktım saymayı. 10 mu diyeyim 15 mi diyeyim. Ama hepsinin hatırası gönlümde ayrı tabii. Ya, tabii ki, Allah rahmet eylesin hepsini. O kadar öyle hatırlamak için insanda fil hafızası olması gereken adam Mukadder de onu. Ne dedin Mukadder? Ay ne iyi ettin de geldin. Umarım 3 günlüğüne gelmemişsindir bu defa. Ay yok, bu defa çok uzun kalmayı planlıyorum. Ah çok sevindim. İnşallah bizde kalırsın. Evimize de biraz neşe gelir, öyle değil mi Fehmi? Duymadınız galiba, Mukadder uzun kalacağım diyor. Yani kısa kalsa tabii ki bizde kalacak da anneciğim. Mukadder sükuneti çok sever, o yüzden bizde kalamaz anneciğim. Sükuneti hepimiz seviyoruz da. Buralarda pek bulunmuyor nedense. Kalacak yerini ne yaptın hayatım? Ayarladın mı? Nerede kalacaksın? Çengelköy'deki yılda mı kalacaksın yoksa Kanca'daki yılda mı? Ayol ne yapayım ben o yalılarda tek başıma? Burada koskoca ev, herhalde Django ile benim için bir odanız vardır diye düşünüyorum. Hem buradayken sizlerle zaman geçirmeyi tercih ederim. Yeğenlerimi çok özledim. Gül Sultan da ısrar ediyor. Aa, tabii ki, çok sevinirim burada kalırsa. Çok sevinirim. Hangi odaya yerleşelim Mukaddes? Bakarız. Ay ne tatlılar ya.
Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Merhabalar. Ben aslında eşimi bekliyorum. Ama önden bir çay alayım. O zaten hemen gelecek. Tabii. Teşekkürler. Başka bir şey ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Ben hesabı istiyorum kankacığım. Fatih neredesin sen? Zeynep ben evdeyim. Ne demek evdeyim ya? Çıkmadın mı? Hayatım çıkamıyorum. Gelemiyorum çünkü mukadder teyzem geldi. Bırakmıyor. Ben kaç saattir burada bekliyorum. Kaç tane çay içtim? Haberin var mı senin? Ekilenler Kulübü'ne. Sen de hoş geldin. Ne? Ya inanmıyorum Fatih. Sen benden intikam mı alıyorsun? Aşkım niye intikam alayım? Yani şu an uçarak gelmek istiyorum. Uç o zaman Fatih ya. Ben buraya gelebilmek için neler yaptım? Senin haberin var mı? Anneme ne yalanlar söyledim? Aşkım bırakmıyor, bırakmıyor. Ya Fransa'dan geldi kadın. Kaç yıldır görmüyoruz. Başlayacağım senin teyzene de, sana da. Zeynep. Ya tamam özür dilerim ama ne yapayım ben seni çok özledim. Ben de çok özledim. Of. Yani bir süre böyle idare edeceğiz. Ne yapalım? Haklısın tamam. Hadi bay bay. Selin'in odası. Burada kalabilirsin. Bu ne mukaddes? 3 metrekare oda. Ayol Django sığmaz. Şaşırmış. Ay mukadder ne güzel değil mi? Bu ne ayol? Karanlık. Ay çok güzeldir. Ayol burası kuzeye bak. Django hiç sevmez. Ay, nasıl? Çocuk odası burası ayol. Django'ya mı hazırlattın? Manasız. Ay dur şuraya bakayım. Bak burası iyi. İlahi mukadder burası benim yatak odam. Ayol bu oda ne kadar genişlemiş, ferahlamış. Yok ayol 10 yıl önce de böyle bu boyuttaydı. Ay ben gelmeyeli 10 yıl mı olmuş mukaddes? Güzel yıl. Mukaddes, Django'nun yatağını şuraya koyarız. Tamam, biz burada kalıyoruz.
Mukadder, sen beni anlamadın herhalde. Ayol kıt mısın sen? Ne diyorum ben? Fehmi'yle benim yatak odam burası yani. Vermiyorum diyorsun yani. Bu odayı, malikaneyi, hatta şekercizadeleri önüne seren bana bu odayı vermiyor musun Mukaddes? Ay Canko buraya gel. Tay tay yap gel. Tay 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 tay. Evet. Ay Mukaddes bayıldı Canko. Hayır canım ya, bu gemide 3 tane tayfa var yani. Her şey Orhan yapacak hali yok ya. Yoruldum ya. Hayır dayım da yok teknede. Selin de sen zaten hap kadar kız, öyle yorulur zaten benim aşkım, öyle yapamaz öyle her şey. O yazık, günah benim uşuma. Şevket. Be. Sen bugün balığa çıkmadın mı? Yok, işim vardı. Ne işiymiş o? Zeynep'le buluştum. Ne oldu Zeynep'e? Annene hesap veriydim de bugün neredeydim, ne yaptım, kimleydim, nereye gittim, ne geldim, onları anlatıyordum. Aha, biz öyle yemek yedik, babam ofise geldi. Allah Allah. E bu ziyareti neye borçluyuz? Ne var, ben kızımla yemek yiyemeyecek miyim? Yok yani. Ondan değil de. Ulan ne biçimiştir bu da? Hesap verecekmişim. Ulan şu memlekette herkese hesap vereceğim anlaşılıyor ya. Nedir bu be? Yok ya. Hadi be. Niye kızdı şimdi bu? Ne kodiyordu. Bu yenge abimin sinirlenmek için bir şeye ihtiyacı yok ki. Hobi olarak kızar her şeyi. Balık demişken bugün biz de tuttuk bir tane. Tam böyle kaça veriyordu. Şazimert'le tuttuk, yakaladık onu. Bayağı da büyük bir şeydi. Aa. Nerede? Sahile mi indiniz? Yok canım, evde tuttuk. Eyle konuşayım Fatih işte. Apır sapır konuşayım. Ben çok uykum geldi. Herkese iyi geceler. Ben çok uykum geldi. Hadi yatın şunu. İyi geceler. Yat, hadi al rahat versin. Ay ben de bugün teknede çok üşüdüm. Hala ısınamadım. Ben de yatayım artık. Hadi iyi geceler canım. Hadi iyi uykular. Hadi. Ay vallahi hadi biz de yatalım artık ya. Yani ne oturuyoruz böyle değil mi? Ben uyumayacağım tatlım. Sana iyi geceler. Ben ayakta kalacağım. Nasıl yok? Yani yatağa yat. Gel uykun ya. Yok yok. Ben buradayım bu gece. Sizin uykunuz. Bu ne uykusu? Yok yok, ben buradayım şimdi. Hadi hemen bir çay koyayım. Ben kuru kuru oturayım. Ay, ben böyle. Çay koyayım. Sküt getireyim. O şeyler. Tamam. Ay çok güzel olur. Çekirdek getir. Kız çekirdek getir. Gel gel. Kime diyeyim? Duymadım karı ya. Yoruldu çekirdek olay. İyi madem ben de oturayım. Özledim seni. Ben de seni çok özlüyorum ya. Fatih böyle olmuyor. Biz böyle anlaşmamıştık. Hiç görüşemiyoruz ama. Hayatım. Hı. Başımız büyük belada. Evet. Başımız belada. Böyle olmaz Fatih. Daha sık görüşmemiz gerekiyor. Ben seni çok... Öyle değil. Fatih yine ne yaptın? Ben anneme yalan söyledim. Aman ben de bir şey oldu sandım ya. Biz koy koy koy. Sevgilim var dedim. Ya sürekli bana birilerini bulmaya çalışıyor, partiler yapıyor, düzenliyor falan. O partinin hesabını sana henüz sormadım ama bu sormayacağım anlamına gelmiyor Fatih. Hayatım hiçbir şey yapmadım ben gerçekten. Tamam bırak şimdi, konumuz bu değil. Bu iyi bir şey aşkım. Nesi? Ya sevgilimle buluşmaya değil, çıkıp evden benimle buluşursun işte, ne güzel. Ya hayatım annem tanışmak istiyor o kızla. Allah'ım bitmiyor şu kadının şeyi ya. Yani işte birini bulmamız lazım. Ya tamam bulalım evet.
Ama sana yalancı sevgili bulmak öyle kolay bir şey mi Fatih'ciğim? Yani bir kere benim tanıdığım biri olması lazım. Benim güvenebileceğim biri olması lazım. Sana asla ve asla hiçbir koşulda yürümeyecek birisi olması lazım. Bunların hepsine geçtim. Ya güzel olmaması lazım. Tamam yüzüne bakasın da bir yere kadar yani. İşimiz çok zor. Ya şu tipe baksana. Şuna bakan aşık oluyor. Ne yapacağız? Aşkım. Ben buldum. Ne oldu? Bekle burada geliyorum. Zeynep dur. Mukaddes bırak onu. Az şunu. Çok pahalıdır. Güzel az. Heh. Ay bunlar için ekstra bir hizmetçin olmadığına inanamıyorum. Ben bunlarla uğraşamam Mukaddes. Acil birini tutman gerekiyor. Ayol biz de uğraşamayız ama sen böyle birdenbire zamansız gelince. Neyse bırak şimdi şunları. Zeynep anlat bakayım bana kimmiş. Ay boşver. Ay Zeynep mi kaldı ayol? Boşver. Merak ediyorum. Niye bu kadar nefret ediyorsun? Kız Servet Avcısı. Nereden biliyorsun? Ayol sen bilmeyeceksin. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Ha, kendimden biliyorum diyorsun yani. Yani ay boş ver ayol. Şutladık Zeynep'i gitti. Fatih şimdi yeni bir kızla tanıştı. Yarın akşam yemeğe getirip yani bizimle tanıştıracak. Aa, ne yapıyorsun ayol? Ay tamam. Aa tamam şöyle dursun. Kızım sen ne işler çeviriyorsun gene ya? Ha? Ha bir de benim kız işlerine alet ediyorsun. Ulan başlarım sana da, senin gizli sevgiline de. Şazim ben bir dur ya, 40 yılım boyunca senden bir şey istiyorum. Enişte? Zeynep ne yapıyorsun sen? Aşkım bir dur. Şazimend, hani ben sana hayatımda biri var demiştim ya. Ha. İşte o biri Fatih. Ya kızım sen neden bir kere defalar kendini tekrarlayıp duruyorsun? Hayır, yani buna küsüp buna tavır yaparken bunu bununla aldatman çok saçma değil mi ya? O iş öyle değil Şazimend. Yani biz ayrılmadık aslında. Ayrılık oyunu yaptık. Aa, yani o kavgalar, o tokatlar, hakaretler falan hepsi oyun muydu? Ya siz ne yanar döner, ne çirkef, ne kaypak bir çift çıktınız ya. Şazimend, bilmediğin şeyler var tamam mı? Bunu yapmak zorundaydık. Başka çaremiz yoktu. Hem biz ayrılamayız ki yani birbirimizi çok seviyoruz. Ya gerçekten mi? Ay, çok tatlısınız ya. Gerçekten çok tatlısınız. Allah mesut etsin de bana ne ya? Allah Allah. Siz ne istiyorsunuz benden ya? Ya bu yükü benim omuzlarına neden verdiniz ya? Ne yapacağım ben şimdi ya? Şazimend. Sevgilim olur musun? Yavaş! Kızım, gel sen boşa bunu ha! Bu senin önünde bana yazıyor ya! Hayır Şazimend, öyle demiyor. Yani yalandan, numaradan diyor. Ha! Yalancı sevgili diyorsunuz. Ha ya. O söylediğin yalnız dizilerde oluyor enişte. Şazimend bak. Eğer bunu kabul edersen istediğin her şeyi yapmaya hazırım. Kiralık aşk mıyım ben ya? Şazimend bak iyi düşün. Her şeyi diyor. Her şeyi. Her şeyi derken her şeyi o kadar. Siz ciddisiniz. Evet çok ciddiyiz. Ama bak bunun bir sır olarak kalması gerekiyor tamam mı? Kimse bilmeyecek. Sadece sen, ben ve Fatih. Ben yalnız çok heyecanlandım abi. Ben çok stres yaptım şimdi. Benim bunu iyice bir düşünmem, ölçmem, tartmam lazım. Karar vermem lazım benim ha. Şazimend için bu kadar abartma sen. Ya senden sadece Fatih'in sevgili rolünü yapmanı istiyoruz. Zeynep, sevgili Zeynep. Senin olayın bu biliyorsun değil mi? Hep küçük düşünüyorsun. Hep minimalist. Şazimend bari bir cevap verseydin iyi kötü. Bir büyük resme bakacağım.
Artılar, eksiler, getiriler, götürürler falan hepsini hesaplayacağım, analiz edeceğim. Ben size şey yaparım, haber veririm. Hadi git, bye. Büyük resme bakacakmış. Al bak büyük resme. Sen emin misin bu Şazi'nin doğru karar olduğuna? Başka bir çaremiz yok. Selamun aleyküm Şevket amca. Aleyküm. Uy! Delikanlı hoş geldin. Seni almadık ki çoluğa hazırlayalım. Dur. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın da? Sağ ol, Allah'a şükür. Ne haber Orhan? Sen ne yapıyorsun lan burada? Ya bizim işimiz var, gücümüz var. Açılacağız birazdan, hadi. Orhan, sen ne biçim konuşuyorsun da? Ya dayı ne dedim işte ya? İşimiz var dedim, gücümüz var dedim. Ne iş var bu adamın burada? Neyse, problem değil Şevket amca. Ben zaten bir şey sorup gidecektim. O neydi? Sor bakalım. Hani ne olursa olsun bana gel demiştin ya. Ya ne? O teklifin hala geçerli mi? Tabii geçerli. Ne istiyorsun? Ya nasıl diyeceğim bilemedim. Benim bir işe ihtiyacım var Şevket amca. Senin çevren geniştir. Var mı yapabileceğim bir şey? Ha, iş burada işte. Haydi başla bakayım, çalış. Dayı. He. Ya bu adam ne anlar balıkçıdan, tekneden falan ya? Allah aşkına yapma, etme, eyleme ya. Ulan Orhan, sen anında balıkçı mı doğdun da? Sen de burada öğrendin. Ne olacak o da öğrenir. Haydi. Dayı. Orhan haklı aslında Şevket amca. Yani ben öyle balıkçılıktan falan çok anlamam. Sonra ayak bağı olmayayım size. Ulan sen benim kızımın hayatını kurtarmışsın. Ne ayak bağı olacaksın da? Sen iş istemiyor musun? Al sen iş. Haydi geç bakayım oraya. Çok sağ ol. Orhan. Sen nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum dayı. İşim var. Kolay gelsin size. Geç. Bu benim değil ki. Pardon, çok affedersiniz. Bu da benim değil. İyi de bu da benim değil. Sizin isminiz neydi? Didem. Tamam. Buyurun. Ebru Argüç. Benim. Alıyorlar bu çömezleri. Ofisteki bütün işler aksıyor. Güzel kız ama. Aman be. Nerede bizim eski ofis boyumuz? Bakar mısın? Bu evrakların fotokopisi yapacak. Günay. Her şey dört dörtlük olsun istiyorum. Hiçbir eksiğimiz olmasın. Ay bu gece benim için çok önemli. Ay oğlumun yeni kız arkadaşıyla tanışacağım. Ay mukaddes ne oluyor? Hiç tanımadığın bir kız için bu kadar hazırlık. Mukadder, vallahi ben utanmasam var ya, bu kız için koca bir deve kestireceğim de. Ayol kolay mı? Zeynep paçasından kurtardı bu bize. Ay onun için böyle şey istemiyorum ben. Yani özel bir şeyler istiyorum. Normal bir yemek istemiyorum. Böyle parti gibi olsun istiyorum. Mukaddes, hayırdır? Ne partisi böyle? Anneciğim, yeni gelinimizle tanışma partisi. Gelin mi? Kimmiş bu? Şimdi şöyle, Fatih'cim baksana babaannen de yeni gelinimizi çok merak ediyor. Fatih neler oluyor? Kim bu gelin? Bir şey oldu yok babaanneciğim. Yani önümüzdeki maçlara bakıyoruz işte. Neyse ben çıkayım, kızı alıp bir an önce getireyim de anneciğimle tanıştırayım. Ay yer anne seni ya! Ne olur siz üzülmeyin. Belki de gelen kızı çok seveceğiz. Zeynep'ten sonra mı?
Hiç sanmıyorum. Biliyorum biraz geciktim ama kartuş bitmişti. Onunla uğraştım, kusura bakmayın. Ha, yok hiç önemi yok ya, olur öyle şeyler. Zaten ben bunun için de gelmedim. Yani ilk günden seni sıkıştıracak falan değilim. Merak etme. Nasıl? Alışabildin mi ofise? Yani evet. Hani birkaç saat olmasına rağmen alıştım sayılır. Birkaç saat mi? O kadar oldu mu ya? Evet, ne oldu? Ya bak inan, ben bu ofiste her gün iş çıkış saatini bekliyorum ama o dakikalar bir türlü geçmek falan bilmiyor. Yani sanırım bugün sen buradasın diye saatler su gibi akıp geçmiş ama ben farkına varamamışım. Bu arada biz hali resmi olarak tanışmadık. Farkındasın değil mi? Ben Emrah. Ben de Zeynep. Çok memnun oldum Zeynep. Hanım derseniz ben de çok memnun olurum. Zeynep Hanım. Tamam. Nasıl isterseniz Zeynep Hanım. Aslı içinde. Teşekkürler. Bir oğlum, lütfen müdahale etme. Efendim Meryem Hanım. Ha, merhaba Birol. Zeynep nasıl? İyi. Gayet iyi Meryem Hanım. Ha, Birol, senden bir şey rica edeceğim. Tabii buyurun. Beni almaya gelir misin? Bankaya gitmemiz gerekiyor. Elbette Meryem Hanım. Hemen geliyorum. Bahçe ya. Aa çok ilginç. Bu kılıkla mı acaba? Ha? Çıkmayayım kızım. Çıkmayayım. Bahçeye da çıkmayayım. Ayfer kim ki bahçeye açırsın, hava alsın, iki fotosentez yapsın? Kim ki Ayfer? Çıkmayayım. Çıkmayayım. Bahçeye da çıkmayayım. Bir yere gitmeyeyim, rahatlan ha. Ne güzel olmuşsun sen. Suratsız. Çok. Aferin kız. Dur. Hemen al onun böyle resimlerini çekeceğiz 15 tane. Sanat yapacağız kızım burada. O zaman dans, renk. Oo. Tamam bir şey soracağım. Ben şuraya geçiyorum tatlım. Seni izliyorum. Hatta çekeyim ben seni videoyu. Sana bak fena yaparım ha. Oyna dedim. Hadi ya. Hadi kız ne olur. Allah aşkına ya. Ha? Hadi hadi. Hadi beraber. İyi hadi başla. You know who we are. Bu şahit hadi. Kokla. Ne? Oo. Başla. Aç. Hisset. Hissediyorum. Halaya bağla. Halay mı? Nereden buluyorsun kızım bunları? Balık et. Balık. Salla. Salladım. Hast du Spaß? Yeah.
Meryem abla kim bu ya? Oy, ha bu uşak. Siz düğünde tanışmadınız mı? Yo. Ha bu uşak Meryem Göngem'in o yani o tam değil ama oğlu evet. Aa. Öyle mi ya? Ment. Şaziment. Şaziment. Kasap. Evet, ment. Memnun oldum. Ben de öyle oldum. You gotta make me hot. Ah, ben de seni bekliyordum bir an. Hazırsanız çıkalım hemen. Tamam, çıkalım hemen. Sana da ne ya? Selam. Oldu. Hakikaten iyi ve özel bir gün ya. Şşt, elim tut, gel benimle. Haydi. Tamam. İşimize gücümüze. Allah, git yapma. Nereye? Kızım nereye? Nereye gitti bu gene ya? Kesin online'da oynuyordur. Evet, oynuyordur, haklısın. Allah'ım yarabbim ya. Aha, belim gitmiş. Aha. Oh. Ayakla bakalım pirincin taşını. Vallahi anne Şahzade bizi öldürdü ama o kadar iyi geldi ki sana anlatamam. Oh. Sana da öneriyorum. Vallahi bir haftaya tığ gibi oluruz. Kız kızım sizin ne iyiyiz var da ne iyiyizi verirsiniz? Ben anlamayayım ki ya. Allah Allah. Azıcık kendinize güvenin kızım. Gövdenizi sevin. Seviyorum, seviyorum. Sen merak etme. Şöyle bir 250 gramım var. Onu da verdim mi daha da çok seveceğim. Kız. Hadi senin sevgilin var anlayayım. Bu Şaziment ne oldu böyle? Bilmiyorum. Odasından çıktığı insanların içine karıştı. Ay böyle bir görsen böyle bir flörtöz böyle bir çapkın çapkın falan bir şeyler. Belki de birini bulmuştur. Abla. Demin de böyle acelem var falan dedi. Koştu çıktı gitti. Ben de arkasından gittim herhalde hani bilgisayarda bir şeyler yapıyor falan diye. Bayağı bildiğin elbise seçiyordu gardıropta. Dışarı mı çıkacakmış? Galiba evet. Ama kız beraber çıkasanıza iki kezin ha? Vallahi aslında isterdim. Hava da güzel ama yok. Benim bugün çok işim var. Tırnak bakımı, el bakımı, cilt bakımı, saç bakımı, odayı toplayacağım. Ben bugün bütün gün evdeyim. Kız. Hı? Sizin bu Mete'yle aranız mı bozuk? Hiç gezmeyiz, dolaşmayız, aramayız, sormayız bu adam seni. Yok canım, olur mu öyle şey? Çocukcağız çalışıyor. Biziyiz, biziyiz. Sen merak etme. Ya sen karışma zaten bize ya. Neyse hadi ben gidiyorum, tamam? Hadi ben kaçtım. Aa, dur şu kızın telefonu da bırakayım. Hadi görüşürüz. Haydi. Görüşürük. Karışmam ben size sen. Merak etme. Hah, çalıyor. Alo, Mete. Yavrum nasılsın, iyi misin? İyiyim Ayfer teyzeciğim, siz nasılsınız? Oğlum, ya benim bu şey Fadik depresyona girdi. Ben bile çıkaramadım depresyondan. Kız gözlerini öyle duvara dikmiş 3 saattir mal gibi bakıyor yavrum. Bir gelse de sen bu kızı evden bir çıkarsan biraz gezseniz dolaşsanız ha çocuğum? Depresyona mı? Ben işteyim şimdi o zaman ben bir izin alayım geleyim hemen. Aman yavrum geç kalma sakın koşa koşa gel. Hemen yavrum moralim çok bozuk çocuğum. Ne oldu bu kıza bilmeyeyim ki ben. Haydi neyse hemen gelsin. Haydi kapatayım ben. Haydi iyi günler. Karışmam ben size merak etmesin. Gülsüm Hanım, Meryem Hanım geldi efendim. Sizi görmek istiyormuş. Aa, yok artık. Niye bu kadın sürekli bize geliyor ayol? Canı sıkılıyor herhalde. Zart zurt bizde. Üf, gönderdik ya paçoz kızını. Günay söyle gitsin. Gitsin. Gelmesin, gitsin. Günay. Meryem Hanım'ı derhal içeriye al kızım. Bu eve gelen herkes saygıdeğerdir. Peki efendim. Buyurun Meryem Hanım. Ah, teşekkür ederim. Gülsüm Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum Meryem Hanımcığım. Buyurun lütfen. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Meryem Hanım. Tanışıyor muyuz? Mukadder Hanım Mukaddes'in kız kardeşi. Meryem Hanım gelinimiz Zeynep'in annesi. Dünürümüz yani. Aa!
Memnun oldum. Aa, ben de. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Anneciğim, yani neden kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyorsunuz Allah aşkına? Eski dünürümüz, eski gelinimiz. E malum Fatih Zeynep'i şutladı. Mukaddes. Önemli değil Gülsüm Hanım. Ben sizi ziyaret etmek için geldim. Kamuoyunu bilgilendirmek için değil. Yani hiç düşünmeden kızım için yaptığınız yardımı unutmam, karşılığını ödemem mümkün değil. Ama parayı iade etmek isterim. Lütfen bu çeki kabul edin. Kızım için yaptıklarınızdan dolayı da minnettarım size. Bunu kabul etmem mümkün değil Meryem Hanım. Ben bu parayı gelinimin hayatını kurtarmak için verdim. Her şeyimi de verirdim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkum yok zaten Gülsüm Hanım. Yani siz yüce gönüllü, iyi niyetli birisiniz. Kızım için yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ama lütfen bunu geri çevirmeyin. Yani bizzat kendim getirip teşekkür etmek istedim. Ay anneciğim, ay vallahi siz de bir hoş kadınsınız yani. Sanki komşu kadın gelmiş bizden iki yumurta almış ödünç, onu geri getirmiş. Ya ne yapıyorsunuz siz ayol? Hangi devirdeyiz? 5 milyon euro ayol kim kime verir? Yani anne oğula vermez değil mi? Ay. Biraz sessizlik sana iyi gelecek Mukaddes. Bence de Mukaddes. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Keşke işler bu duruma gelmeden bir şeyler yapabilseydik. Keşke yapabilseydik Gülsüm Hanım. Ama ben ümidimi kaybetmek istemiyorum Meryem Hanım. Hiçbirimiz ümidimizi kaybetmeyelim Gülsüm Hanım. Hatta Mukaddes Hanım bile. Siz benim için niye telaşlanıyorsunuz? Ben ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim zaten. Müsaadenizle ben gideyim. Rica ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Çok memnun oldum. Hoşça kalın Mukaddes Hanım. Mukaddes, sen bu kadının kızından mı ayırdın Fatih'i? Ay mukadder, vallahi de ben ayırdım, billahi de ben ayırdım. Ay nasıl yaptım bilmiyorum. Abi ben ayırdım, ben ayırdım, ben. Allah cezanı versin Mukaddes. Bu kadın kim sen biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Neden? Çünkü şuursuzsun. Ayol Django bile tanıyor bu kadını. Bu kadın Avrupa'nın en ünlü, en zengin şahsiyeti. Bunun kızının servet avcısı olmasına imkan yok. Ayol bu kadın bizim 7 sülalemizi satın alır. Allah cezanı vermesin. Şuursuz. Tek bir şey soracağım gençler. Neden ben? Zeynep dedi ki güzel olma. Dedim ki güzel olmaz mı dedim. Çok iyi fikir değil mi dedim. Şazimen tanıdığımız biri, güvendiğimiz biri dedim. Hem ağzı sıkıdır dedim. Yani bizim sırrımızı saklar dedim. Çok iyi düşünmüşüm değil mi? Ben düşündüm Şazimen. Çok iyi fikir değil mi? Dolayısıyla seni seçtim. Gülmedim. Fark ettim. Şazmet adamı hasta etme. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Zamanımız yok. Başka birini bulacağım yoksa. Aa, başka birini bulacağım. Ha, gördün böyle sıraya girmiş bütün kadınlar. Fatih'in çakma sevgilisi, çakma sevgilisi olayım diye. Yok ya. Kızım ben 1 dakika içinde çakma karı buldum. Karımı yani. Yani evet, çakma karı pek hoş olmadı ama teknik olarak doğru söylüyorum. Of. Tamam ya. Tamam, plan ne? Ha, ne? Kabul ediyorsun yani. Ya. Bir şey diyeceğim ya. Siz böyle karı koca biraz acık safsınız değil mi? Plan ne diyorum oğlum? Tamam tamam dur. Anlatıyorum planı. Aslında çok basit. Heh. Sen Fatih'le Amerika'da tanıştın. Senden önce mi sonra mı? Sonra. Önce. Sonra. Ya bir karar verin ya. Yani hayatım şey hani sonra olsun ki çünkü annem aldattığımı düşünür böyle de seni daha hoşuna gider. Tamam sonra.
Peki benim adım ne? Faruk, ne olsun? Olabilir. Hayır ya, adın böyle havalı bir şey olması lazım. Yani böyle... Melissa. Hah, daha Amerikan var ya. Melissa. Melissa. Fena değil ya, olur bence. Yalnız bak Şazmet, bu aksan konusu çok önemli. Çünkü teyzem her an anlayabilir. Yani böyle sen daha böyle lafları yuvarlayarak olmuyor, etmiyor falan filan gibi işte konuşman gerekiyor. Arkadaşım sence yapabilecek mi? Gençler, gençler. Siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz ayol. Benim internette milyonlarca arkadaşım var. Hepsiyle aynı anda chat yapıyorum ben. 7 dil, 77 aksan biliyorum ben yahu. Şey yapmayın ya, o iş bende, tamam hallederiz. Yalnız ben bayağı geç kaldım, saat kaç? Evet, biraz daha oturalım ya. Aşkım olmaz, gitmem lazım, hadi. Tamam hadi. Ben bırakırım o zaman seni. Tamam hadi. Hadi Şazimet. Şazimet değil yalnız. Melissa, bana bundan sonra Melissa de tatlım. Hadi hadi hadi. Allah'ım ya, hadi aşkım. Şazimet hadi. Mete, canım biz niye buluştuk? Nereye gidiyoruz? Ya hayatım, biz sevgili değil miyiz? Niye buluşmayalım? Aa, hayır, tabii ki de buluşabiliriz de yani aralığında hemen buluşmamız lazım deyince merak ettim. Benim seni hemen görmem lazımdı yani. Görmek istedim, çağırdım. Ne oldu, bir sorun mu var? Ya bir tanem, hayır ne sorun olacak? Sorun falan yok. Sadece bugün senin iş günün. Hani eğer işten çıktıysan belki önemli bir şey vardır diye merak ettim. Var Fadik, önemli bir şey var. Ya sen varsın. Ya benim hayatımda seninle önemli bir şey var mı ya? Yani sen depresyona gireceksin, ben iş düşüneceğim. Ya yemişim işini. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne depresyonu ya? Ben depresyonda değilim ki. Nasıl ya? Öyle mi gözüküyorum? Ay yok da... Ya beni annen aradı, Fadik depresyona girdi. Gel onu gezdir, dolaştır, kendine gelsin dedi. Ben de o yüzden... Allah Allah. Ay o annem niye öyle bir şey desin ki? Anne! Ne oldu ya? Dur bir konuşalım bir. Sakin ol. Fadik. Bunlar nereden çıktı? Fatih yaptı. Araba evinde yanına gel. Bu kapı pek projektiydi. Ama bu kapı ne yapacağım? Gerçekten bu sefer onu mahvedeceğim. Ah! Ya bu Fatih'in arabası değil mi ya? Ne iş var bunun burada? Bilmiyorum. Nerede bu? Ha? Ben o Fatih'i bulayım, ona göstereceğim beni evden kovma. Yok sen kal, sen git demeleri falan. Sen Fatih'i evden mi kovdun? Anlatacağım ben sana sonra. Sen Fatih'i evden mi kovdun? Şazmet ağzına vuracağım bir tane. Sus! Ya restoran bulabilirler mi? Olabilir. Hadi bir bakalım. Hadi bakalım. Oh, gittiler. Ay çok ucuz kurtulduk. Tamam hadi atlayın arabaya. Hayır hayır olmaz. Ne? Ben sizinle gelmiyorum. Ben bu arabaya binemem. Ben taksiyle gideceğim. Dinle riske atamayız. Başkası görür bir şey olur falan. Şazmet bak gözünü seveyim pot kırma ne olursun, tamam mı? Tamam bebeğim. Ben de var. Ya ben akşama kadar ne yapacağım bununla? Hayatım ne bileyim, alışverişe çıkın, üst baş bir şey alın, bir kuaföre götür Şazimenti, bir kılık kıyafet değiştir, bir imaj yap, ne bileyim yani bir şey yap işte, bir yardım al. Bu şekilde götüremezsin herhalde Şazi'yi 15 odalı sarayına. Oh, 15 odam var harbiden. Neyse, hadi ben gittim. Tamam. Bu arada Şazimenti düğünde görmüş olabilir sizinkiler. O yüzden çok önemli bir değişim olmalı. Yani bayağı radikal bir değişim olmalı, anladın mı? İmajın her şeyin değişti. Gözünü seveyim ne olur Fatih. Şazimenti sen de o aksan odayını unutmazsın değil mi? Çakacağım bir tane ağzına burada ha. Anladık. Hey, Melisa. Hadi görüşürüz. Eve gidince haber ver bana. Olsun seviyorum. Bak şimdi, ağ yamamak bu işin temelinde var, tamam mı? Ağ yamamayı bilmiyorsan balıkçıyım falan demeyeceksin. Diyelim ki bu ağı attık denize. Ağ deluk çıktı, ne olur? Ne olur? Aç kalırsın. Aç kalırız uşağı. Hadi diyelim ki ağın sağlam, çıktın böyle denize, attın ağını, ağ orada delindi. Şimdi ağ yamamayı bilmiyorsun, yedek ağın da yok. O zaman ne olur? Ne olur? Aç kalırım. Aferin, aferin. Öğreniyorsun ha. Ne yapıyorsunuz siz? Ya yeni müteahhite ağ yamamayı öğretiyoruz reis. Ulan acımadınız mı siz?
Ne edeceğiz şimdi biz? He? Ana, vallahi biz iş öğretmeye daldık. Yemek yemek yapmayı unuttuk da. La, açan çalışılır mı da? Hadi kalkın bir mangal yakın da balık pişir yiyelim. Mangal dedi da. Ben yapayım mı balıkları reis? Daha önce restoranda çalışmıştım, anlarım o işlerden. Uy! Ha senin elinden geleyim mi bu işler? Yap bakayım da göreyim. Nerede mutfak? Alt katta. Ethem görüyor musun? Bak nasıl çalışkan çocuk. Ulan bakın da bu çocuğa örnek alın be. Ulan pabucumuz damağa tuttu da. Sus da. Ya tut da ama. Ay! Benim güzel gelinim Selin'im gelmiş. Gel. Oh. Oh, oh. Geldi gel annem. Heh. Bak ben ne yaptırdım. Oy nedir ha bunlar? Aman! Ay! Plakada da güzel çıkmış benim kızım. Ay Orhan'ım burada. Ay sallar. Ay ha bu da güzel kız. Bakayım. Ay! Ha burada suratsız çıkmışsın. Dur bunu geç. Bir dakika bak. Ama. Ay ha hepsi birbirinden güzel de. Ay! Hangisini büyütmek istiyorsan büyüt. Ona sen karar ver, tamam mı? Uy hepsi güzel, hepsi. Uy! Ay ha bu da güzel. Uy ne kadar güzel. Ama burada el sallay. Ay! Selin! Selin! Yaşa gelsene. Kalk, kalk kocanı karşıla kızım. Ben bakarım ha bunlara. Hadi git kocanı karşıla. Taze gelin. Ay ha bu da güzel olur. Ne bu hali? Dayım Ertan'ın teknede işi aldı Selin. Ne? Ya bu asıllar gez Yılmaz. Yılmadan usanmadan bizim peşimizde kızım. Bak ne olur bana bir şey söyle yoksa ben bunun ağzını yüzünü kıracağım az kaldı ha. Tamam. Tamam sakin ol. Sakin olman lazım. Bak suçlu çıkmanı istemiyorum. Ya olamıyorum. Olamıyorum. Sakin olamıyorum işte. Bak ne diyeceğim. Biraz uzaklaşalım mı? Kafamızı dinleyelim. Nereye uzaklaşalım Selin? O herif teknedeyken nereye gidelim Allah aşkına ya? Ya tamam olan olmuş ama şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bak bizim biraz yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Biraz kafa dinlemeye ihtiyacımız var. Hı? Olmaz mı? Bak çok güzel bir yer biliyorum. Bu mevsimde orası boş durdu. Ya kanka bir şey diyeceğim. Ben senin arabayı restoranın önünde gördüm ve sen yoktun içinde. Hayırdır? Ha. E oradaydım ben yemek yiyordum. Görmedin mi beni? Kanka senin gözler mi büyüdü numara? Ya tamam neyse ne. Bak ne diyeceğim şimdi. Ya bizim şu Fadik'le evlenme meselesini bir konuşsak mı acaba sen bir gelsen? Ben şimdi kapatıyorum. İşlerim var kardeşim. Yuh lan böyle de kapatılmaz ki. Ben sana böyle mi yapıyorum ya? Şazimet bu ne hal? Annen için hazırlandım ya. Çok tarz olmamış mıyım oğlum? Ya o kadar para verdim ala ala bunları mı aldın? Ne oldu beğenemedin mi? Tövbe yarabbim ya. Annem seni görse Zeynep'i geri çağırır. Ha öyle mi? O zaman Zeynep Çin'le git Fatih'ciğim. Ne halim varsa görme gidiyorum ben. Dur özür dilerim. Tamam Şazimet ya benimle alakası yok. Çok tarz çok güzel olmuşsun. Ama annemin beklentisi yüksek yani onunla alakalı bir durum. Ben nereden bileyim senin annenin beklentisini ya? Allah Allah. Zeynep, yardımına ihtiyacım var. Hanım. Bu akşam bana yardım edebilir misiniz Zeynep Hanım? Hangi konuda?
Aylık raporları düzenlemem lazım. Mesaiye kalacağım. Ama çok belli ki tek başıma halledemeyeceğim. Yani rica etsem... Bugün benim ilk iş günüm, farkındasınız değil mi? Evet, zaten bu da bir iş. Ben buradaki hiç kimsenin çalışanına ilk iş gününde fazla mesai verecek kadar acımasız olduğunu düşünmüyorum. Oho! Zeynep Hanım, bakın böyle devam ederseniz sizi birkaç güne sepetlerler. Ben size söyleyeyim yani. Umalım da öyle bir şey olmasın Emrah Bey. Zeynep, yalnız mesai saatlerinde telefonla konuşmuyoruz değil mi? Hülya Hanım, merhaba. Oo, Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya acilen yardımınıza ihtiyacım var. Tabii, nasıl istersiniz? Hep birlikte bu arkadaşa giydireceğiz. Yani işte muhteşem, şık bir hale getireceğiz. Ne tarz bir şey düşünüyorsunuz hanımefendi? Şimdi bak, bana kalırsa ben... Sana kalmasın. Yani şöyle, şimdi arkadaş akşam nişanlısının ailesiyle tanışacak. Nişanlısı da böyle zengin, mükemmel yakışıklı ve saray soyundan gelme. İşte ona yakışır bir şey olsun istedik. Tabii siz arkadaşınızı bana bırakın. Yarım saat içinde hazır olur. Tamam, harika. O zaman ben dışarıda bekliyorum. Hı? Hı. Maymun olduk anasını satayım ya. Yok yok, ben odadan hiç çıkmayacaktım. Oo, mis gibi oldu. Acıktın mı? Acıktım. Tamam, az kaldı. Ya dur ya, hatta bitti. Belki sen salçayı koysana. Yeter mi bu kadar? Yeter, yeter. Getir onları. Evet. Hop. Bu kadar. Ya sen bu işten anlıyorsun ha. Nasıl yani bu işten? Sadece bu işten mi anlıyorum ben? Ha yok. Yani diğer işlerde de hakkını yiyemem. Ya kızım, ben bu mangal olayının okulunu okudum. Ya ben senin okulunu da seni de yerim kocacığım. Ben senin kocacığım diyen ağzını yerim asıl be. Orhan. Hı. Okul demişken. Hı. Şimdi biz böyle birden evlendik ya. Benim okulumu da dondurduk. Hı. Öyle kaldı o. Ben diyorum ki okula devam edeyim. Okula devam etmek istiyorum. Ya hayatım, bu çok iyi bir fikir ya. Bu harika bir fikir ya, gerçekten. Ben kocan olarak her zaman arkandayım arkadaş. O kadar yani. Gerçekten mi? Vallahi. Hatta ya ben de okula devam edeyim. Ben de okuyayım. Evet. Böyle açık öğretime falan giderim. Ne bileyim, ya da üniversiteye başlarım. He. Yalnız sen bu okulu askerden kaçmak için istemiyorsun değil mi? Askerden kaçmak için. Askerden. Aşkım, 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 çok özür dilerim, ben düşünemedim. Gerçekten aklıma gelmedi. Asker çocuğuna söylenecek laf mı senin? Haklısın, çok özür dilerim. Ben seni kırmak istemedim, gerçekten çok özür dilerim. Tamam canım. Çıkmadığını bil. O bana yeter. Tamam. Tamam. Bak. Ben okulumu bitireceğim. Ve babam gibi subay olacağım. Duydun mu? Orhan. Bak, ben bugüne kadar sana hiç bunu sormadım. Sen anlatırsın dedim. Sen de anlatmadın. Merak ediyorum. Baban nasıl öldü? Benim babam ölmedi ki. Şehit oldu. Bak, bu
Benim babam da küllerinden yeniden doğdu. Onu ben yaşatıyorum. Ben onun yeniden doğuşuyum senin. Yani şehitler ölmez, vatan bölünmez. Efendim? Ha, Fatih ne yaptınız? Hazır mı Şazibent? Hayatım, Şazibent'i hazırlamak o kadar kolay mı sanıyorsun? Fatih çabuk bana doğruyu söyle. Bir terslik mi oldu? Yok yok, tamam hallettim. Uzman görüşüne başvurdum. Nasıl yani, ne uzmanı? Ya benim tanıdığım bir butik vardı, oraya getirdim işte. İyi tamam, bana bak öyle çok ortalarda dolanmayın ha. Yakalanacaksınız beni diye ödüm kopuyor. Çabuk gidin eve hadi. E başımızı belaya sokmayalım, sokuyoruz işte Zeynep ya. Yani bu Şazibent'i seçmemiz şart mıydı? Aşkım çok özür dilerim, haklısın. Yapacak bir şey yok. Olan oldu bir kere. Tamam, sen çıktın mı? Çıkacağım birazdan. Oğlumu çok özledim. Ben de özledim. Oğlumuzun yanından ayrılma ha. Bak tehlike daha geçmedi. Fatih ne diyorsun? Ne tehlikesi ya? Sen de babam gibi Allah aşkına. Lan! Fatih! Kapatıyorum, arayacağım. Tamam. Dilber abla! Ne diye saldın Ayfer derisini benim başıma? Ayfer mi? Allah cezanı versin senin. Sizin yüzünüzden işimden oldum be. Bana bak Fatih, bu yanlış anlaşılmayı düzelteceksin. Ben bir şey anlamadım. Ulan halanla Ayfer matineyi bastı. Seninle benim aramda bir şey olduğunu, Zeynep ve seni benim uyurduğumu düşünüyorlar. Ha iyi iyi, tamam. Ben halledeceğim hepsini. Hadi Dilber abla. Ulan kadın saçım başımı yoldu be. Ben bu saça kaç para harcıyorum sen biliyor musun? Ya ben sana saç alacağım. Hadi işlerim var şimdi Dilber abla. Bana bak Fatih, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok ablacığım, ben takı makı alacağım, kolye, yüzük. Ne takısı be? Neyse, bu işi halledeceksin Fatih. Çok fena durumdayım. Tamam, düzelteceğim ben. İyi, hadi gidiyorum ben. Tamam. Şimdi sıra saçlarda. Yürü. Of! Ne saçı ya? Tut! Çabuk çabuk. Hadi. Ah! Fatih ile Şazibent birlikteymiş. Ulan Ayfer! Yaktım seni! Anne! Anne başlayacağım en azından. Hadi artık konuşmamız gerekiyor. Anne! Ya anne hayret bir şeysin ya. Ya boyun kadar kızların var. Ergen tribi yapıyorsun, utanmıyorsun. Kendini odaya kapatıyorsun. Yok yeter da yeter. Koskoca kadın sonuçta. Ama söyledin. Anlıyorum seni ya Hatice ablam. Ama nasıl söylenmeyeyim? Ergenler gibi kapadı kendini odaya. Ayfer! Hadi aç kapıyı anne, hadi aç artık konuşalım. Konuşacak bir şeyim yok benim. Anne, bak bu darbeli denen adam... Darbeli bey hakkında doğru konuş. Sen dur, sen dur ya. Tamam ya, ben Şazi'yi bir buraya getireyim de... ...artık seni onun başına bir salayım da sen gör. Ne oluyor ya? Ya ne olmuş Şazi'nin? Kim var içeride? Ya annem kendini odaya kapadı ya, ergenler gibi. Biz atlatıp atlatıp darbeli denen adamla görüşüyormuş. Ne var bunda? Zeynepciğim ne demek ne var bunda? Ya bize yalanlar söylüyor, bizi atlatıyor, gidiyor, geliyor. Nerede, ne yaptı belli değil. Adamı hiç tanımıyor. Ha bir de yani bayağı bildiğin utanmıyor bunları yaparken. Ya sevmek utanılacak bir şey mi? Ya anne hala bunu oradan sevmek memek diyorsun ya. Fadik şu anda bu olaya tam bir erkek tribiyle yaklaştığının farkında mısın? Erkek tribi.
Evet ya, benim Şazi'yi buraya getirmem gerekiyor. Erkektir, bir de hepimiz yaşayalım. Ya bıraksana kızız. Yeni çıktı odasından zaten. Biraz geçsin görsün, hayata tadına baksın. Kapatsana şu telefonu ya. Açmıyor ki. Kapat o zaman. Kapat şunu. Her başını sıkıştığında Şazi olmaz. Zaten yemek yiyeceğiz şimdi ya. Çıkacak zaten Ayfer teyze. Kapat da kapat. Ayfer! Bak! Zorlama. Taze fasulye... Pilav yaptım, fasulye ettim. Ne ettik başka kız şimdi? Kereviz var, kereviz. Ay sen ne seversin? Cacık var. Oha! Bu ne be? Hadi Şazım et. Ay! Ben çok heyecanlandım ha. Ne oldu? Oğlum! Ya yanlış bir şey yaparsam içeride ha. Gel geri dönelim ha. Ben sana internette en güzel, en fıstık kızı bulurum. Ne olur hadi. Ne yapıyorsun sen? Ya bak, Zeynep ikimizi de öldürür. Başaracaksın, biraz kendine güven. Güven mi? Kendine güven benim işim. Bebeğim. Ne demişler? İnsanlık daha bana hazır değil ya. Ah şöyle. İnsanlık sana kurban olsun Şazimat. Olsun. Hadi şu çalışmalarımızı bir daha hatırlayalım. Haydi sor. Biz hangi şehirde tanıştık? Ha, Şişli. Ha, bu şehir olmuyor yalnız. Los Angeles. New York. Olsun, yaklaştım. Nerede karşılaştık ilk? Brooklyn. Manhattan. Kim tanıştırdı bizi? Bu çok kolay ya. Winter. Summer. Olmuyor ya. Olacak. Şazimen, olacak ya. Bak, bir şey diyeceğim. Ya, sana muhtacız. Kurtar bizi, tamam mı? Başaracaksın bunu. Biraz kendine inan. Yapamayacağım. Mahvedeceğim her şeyi ha. Yalan mı? Şazimen. Fatih, geldiniz mi yavrum? Ay ne şekersiniz. Maşallah kız da süt irisi. Gelin içeride yarışın. Ne iyi ettin de geldin yavrum. Ay maşallah, deve gibisin. Excuse me. Melissa değil efendim. Melissa. Double S'le lütfen. Melissa. Melissa. Ayol, benim güzel oğlum Fatih'le siz nasıl tanıştınız? Allah'ım yardım et bana. Biz Fatih'le New York Manhattan'da tanıştık. Oh my God, oh my dear God. Tam bir Love at Second Sight hikayesiydi, inanır mısınız? Kendisiyle bir common friendimiz. Yani ortak bir arkadaşımız var, ismi Summer. O tanıştırdı bizi efendim. Ay ne güzel, çok iyi yapmış. Melissa, peki neden o zaman flört etmediniz siz? Yani Melissa, keşke o zaman flört etseydiniz. Yani bu paçoz Zeynep de bizim içimize girmezdi, değil mi yavrum? Yani çok güzel ve nitelikli bir soru bu. Ama you know, it's really like destiny. Yani kader diyelim, geçelim Mükeddes Hanımcığım. Mukaddes, iki de öyle. W'yu de. Okay. Mukaddes, bazı şeyleri sonra öğrensen, sorguya çeker gibi sık boğaz etmese. Lütfen. Please do not hesitate to contact me. Yani bana her şeyi, ama her şeyi sorabilirsiniz. O zaman ben de bir şey sorayım. Aileniz ne iş yaparlar, nerede yaşarlar? Benim kıymetli babacığım NASA'da çalışıyor. Yani National Aeronautics and Space Administration'da. NASA demek istiyor. Exactly. Kendisi uzay mühendisliği yapıyor. Evet. Bu aralar sıklıkla Mars'a gidiyor. Böyle gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Orada su arıyor. Evet, böcek arıyor efendim. Buluyor mu? Bazen buluyor, bazen bulamıyor. Mars'tan da bazen Jüpiter'a geçiyor. Evet. But my mommy, oh my God, she's not like that at all. Ha, mühendis yani.
kendisi daha spiritual takılıyor. Evet, başka bir üniversitede yaşıyor. Yani nasıl desem, her soul belongs to God. Evet. You know what I mean, right? Yani maneviyatla uğraşıyor efendim. Şey gibi mi? Medium. No, not like that. Actually, she's a nun. Türkçesi rahibe. Kendisi rahibedir. Teresa. Exactly, but double esle lütfen. Teresa. Right. Kendisi my dear mom, benim kıymetli anneciğim. Aslen American'dır. Ama origin'ı, yani kökeni ta Germany'ye, yani Almanya'ya kadar dayanıyor. Çok ilginç. Siz ne iş yapıyorsunuz? Efendim ben QLC specialist'iyim. Ay ne güzel. Ay çok güzel, vallahi tebrik ederim. Ne anladın mukaddes? Ne iş yapıyormuş? Dedi ya işte QLC. QLC yani Qualified Life Coach. Kaliteli yaşam koçuymuş. I'm coaching, you know. İnsanların hayatlarına pıt diye dokunuyor. Onların içlerindeki hide ettikleri potential'ları çıkarıyor. Ve bir üst kademeye, bir up level'a daha taşıyorum onları. Ay vallahi benim çocuğumun en çok ihtiyacı olan şey, benim yavrum, ne olursun onu up level'a taşı yani bir yerleri. Çünkü bu paşa Zeynep yani çocuğumu yerlerde süründürdü hep. Applet onu, ne olur applet. Bir QLC specialist'i olarak I do guarantee that. O iş bende Mükeddes Hanımcığım. Gülsüm Hanım, yemek hazır efendim. İstediğiniz zaman geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ay sen ne tatlı şeysin vallahi. Ay sen sürekli konuş, sürekli anlat. İçim açıldı benim, biliyor musunuz? Ha bu Paçoz Zeynep'i sen Amerika'dan tanıyor musun tatlım? Paçoz? Zeynep var ya. Zeynep? No, I don't really think so. Hayır, asla ve katiyen. Ay Obama'yı tanıyor musun? Ay şaka yaptım. Mukaddes tamam, sorgulaman bittiyse yemeğe geçelim artık ya da Uranus'a falan gidelim. Evet, buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Oğlum, böyle kaliteli kızlar varken sen bu paçozu Amerika'da nasıl buldun ya? Ay maşallah, süt irisi ama olsun. Destini işte Madır, ne yaparsın? Destini. O kadar acıktım ki midem sırtıma yapıştı. Haydi bakalım, başlıyoruz. Buyurun. Bir durun da, durun. Yemeğe misafir gelecek. Az sonra burada olur. Bir şey kalmadı. Uy abi, ha bu şimdi mi değil orada? Ona göre yemek ederdik. Vallahi biz bekleyelim de Selim'in karnı çok acıktı. Ben çorbasını içiriyorum. Yok kızım, sen başla, Selim'i doyur. Abi. Ha, kapı çalıyor. Elim su, koş bir bak bakayım kızım kapıya, haydi. Ay vallahi kusura bakmayın. Benim açlıktan şuradan şuraya gidecek halim yok. Başkası baksın. Huysuz cimcime ya. Aman tamam, ben bakarım. Zaten Selim'in de önlüğünü unutmuşum. Hadi siz başlayın. Sen Selim ufak ufak başlasın değil mi? Sen de Zeynep'im, zahmet olacak olsun, yavrum. Olsun, önlüğünü de alacağım zaten. Siz başlayın, beklemeyin beni. Abi kim ha bu? Misafir. Bu ne Cengo? Hadi lütfen Cengo. Mukadder. Ne yaptığını sorabilir miyim? Sorabilirsin Mukaddes. Ne yapıyorsun? Cengo'ya yemek getiriyorum. Ama tatlım, masada yediriyorsun. Koysana yere, yesin yerde. Aşk olsun Mukaddes, gözüne mi battı küçücük şey? Mukadder ama yani mikrop. Bütün aşıları var, merak etme. İstesen de hastalık bulaştıramazsın. Ay, so sweet. Çok tatlı ya. Ya. Ay Melisa. Canım. Vallahi oralarda özlemişsindir diye sana musakka yaptım hem de kendi ellerimle. Ay efendim teşekkürler. Gerçekten you're very much welcome. Zahmetler etmişsiniz. Ay,
Melisa'cığım. Tatlım, senin en sevdiğin yemek hangisi? Musaka efendim. Tek S, iki K ile. Musakka. Musakka. Ay ne enteresan değil mi? Vallahi kalp kalbe karşı sanki. Biliyormuşum gibi ben de sana oturdum musakka yaptım ayol. Sen böyle hislerle olan iletişime inanır mısın Melisa? I do believe. Tabii ki inanırım. Aa, Melisa. Tatlım, hangi burçtansın? I'm a Scorpio. Yani akrep burcuyum ben. Ay sokar mısın? Anneciğim rahat bıraksana, kızcağız yemeğini yesin. Aa, önemli değil Fatihciğim, annendir. Tabii ki soracak. Ona cevap vermek benim scope of duty'mdir. Ne demişler efendim? Heaven belongs to the legs of mothers. Yani cennet annelerin ayaklarının üstündedir. Ay sen ne tatlısın ya, sen ne tatlısın ay vallahi. Deve gibi olmasan içime sokacağım seni. Camel for example. Aferin Şazimat, böyle devam et. Bak her şey yolunda. Anne, baba, Orhan'la biz geldik. Merhaba Zeynep. Ne işin var senin burada? Duydum ki Fatih'le ayrılmışsınız. Ben çiçekler gibiydim doğuştan. Dokundun, kırdın dalımdan. Doğdurdum yelkenimi rüzgarınla. Durdun, korktum yalnızlıktan. Durdun, korktum yalnızlıktan. Bıraktım her şeyimi yaşamak için seni. Sana öyle gelmedi mi? Yok mu hiç cesaretin içimde, emanetin? Bekledim çok, gelmedim. Bıraktım her şeyimi yaşamak için seni. Sana öyle gelmedi mi? Yok mu hiç cesaretin İçimde emanetin? Bekledim çok, gelmedin. Doğdurdum yelkenimi rüzgarınla. Durdun, korktum yalnızlıktan. Durdun,